Serpent lights the ancient sky of red, of tainted stars. Evil stirs, and in its wake the souls of mortals sway. And so days and nights of venom and blood, heroes will rise as the anchors fall. Brave the strife, reclaim every soul that belongs to the beauty of dawn. Loyal hearts will stand as one and fight with shields of hope. Pride feels the deadly fire that devours our tower of gold. The drums of war serpent lights the ancient sky of red, of tainted stars. Evil stirs, and in its wake the souls of mortals sway. And so spirits pace through the shadows cast by their graves. These are days and nights of venom and blood. Heroes will rise as the soul that belongs
Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Tam Tarkan Kıl oldu mavi. Bülent Ersoy cover bu. Söyleyen kadın yazmış birisi. Hadi ya Yusuf. Kadın mı söylüyormuş bu şarkıyı? Öyle mi ya? İşte şarkıyı kadın söylemiş. Oradan siz çıkartın. Artık senin çakman olmaya karar verdim. Çok çaktır şey yapma ya. Çaktırma çok yani. Mr. B çakması oluyor bende. Oğlum çaka çaka biri mi çaktın? Beta Games. Ben gençlere yanlış örnek mi oluyorum acaba ya? Vizyonum bu. Vizyonun olmadığı için... Neyse. Hayırlısı ne diyeyim? Telifi yapıştırırım. Para bana. Bana beleş para gelir. Bir şey olmaz yani. Bana beleş para abi. Ben kıl oldu mavi şarkısının sözlerini yıllarca kıl oldu mavi diye anladım bu arada. 5 sene öncesine kadar, 4 sene öncesine kadar ben o şarkıyı kıl oldu mavi diye okuyordum. Duyuyordum. Kıl oldu mavi. Ben diyordum kıl niye mavi oluyor? Falan böyle böyle dedim Tarkan yani kuzu kuzu dududu dedim. Geçtirdim. Meğersem kıl oldum abiymiş. Olsun. Çocukluk travmasıydı geçti. Şarkıyı kaç kere dinledin? Çok. İlk çıktığı zamanlar her yerde çalıyordu. Tarkan'ın çıkışını bilirim yani ben yani. Mustafa Sandal bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli. Bütün kızlar kazak örmeyi öğrenmişti mesela. Türkiye'ye yararlı bir şarkıdır. Cehalet insanı mutlu eder. Eder de yanındakileri de kahreder yani. Ben kahve alayım, muhabbet toparlanır belki o ara. Tamam. Onun arabası var, onun dediğim şarkıların yanında yeni kalıyor. 98-99'dur onun arabası var. Bakalım. Mıstık Sandal. Mustafa Sandal. Onun arabası var. 99 olmaması lazım. Araba. 96'ymış. 96'ymış. Ben 99 zannediyordum. Kıl oldum abi. 90 ya. Tarkan kıl oldum abi. 92 evet tamam. Lan 5-6 yaşlarındayım ben işte. Tarkan şıkıdım. Şıkıdım. Şıkıdım kaçlıymış? Şıkıdım 2006 mı? Şıkıdım 2006 olamaz ya. Acayipsin. 2006 çıkışlı mıydı ya? Dur lan şıkıdımdan önce ne vardı? 2006 değil lan şıkıdım. 94 abi ilk versiyon. Pardon doğru 94 ya 2006 olamaz oğlum şıkıdım. İmkanı yok. 2006'da bir Sagopa Ceza dinliyorduk lan.
Evet. Burak Kut benimle oynama kaç mesela. O da o yıllarda çünkü. Burak Kut benimle oynama. Benimle oynama söyledim. 94. Aynen. O yıllar zaten. Lan pop ne 90'lar ne pop şarkıları vardı be. Serdar Ortaç karabiberim, karameleğim diyordum. Şey vardı. Özcan Deniz meleğim. Çok eskidir. Bakayım o bayağı eski bu arada. 90 falan yani. Özcan Deniz meleğim. Özcan hadi hadi meleğim aynen. 93'müş. Bu 93 müymüş? Hmm. Ya ne 90'lar ne güzel pop müzikleri vardı ya. Vay anasını satayım. Yalan mı? 97'ymiş. Sanlar çok iyiydi ya. 90'lar pop gerçekten Türk müzik tarihinin şeyidir yani. Damga yıllarıdır 90'lar. Harbiden müziği müzik için yapıldığı zamanlardı yani. Vay anasın arkadaş. Vay anasın. Zaman ne çabuk geçiyor bari. Ya o zaman o kadar çabuk geçiyor ki biz de bugün benden orada finaline gelmişiz arkadaşlar. Kimse fark etmedi galiba ama. Bugün final yapıyoruz evet. Evet. Ramazan yayınlarımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şeyi çok iyi hatırlıyorum ya. Bunu herkes yapmıştır bu arada. Kimse şimdi Pollyanna olmasın bana. Bu seyyar satıcıların arabaları olur ya mavi kaplıdır böyle brandayla falan. Abi onlar da korsan kaseti satarlardı. Ama kasetler böyle birbirine girmiş. Bunu hatırlayan kaç kişi var mesela burada? Hani çok sevdiğimiz bir sanatçının albümünü orijinal alırdık ama herkesinkinde orijinal alamazdık abi. Paramız gene yetmez. O zaman da fakirdik biz. Öyle her şeyi orijinal alamıyorduk. Tamam Tarkan'ı Burak Kut'u orijinal almışızdır ama illa arada böyle daha düşük seviye diyelim. Daha böyle tek şarkısı güzel olan, iki şarkısı güzel olanları da onları da öyle alıyorduk abi yani. Yalan yok şimdi gidiyorduk 5 tane kaset alıyorduk oradan. Bir tane de orijinal alıyorduk mutlaka. Orada ise orijinal satılmıyordu ama. Benim Tarkan, Burak Kut abim falan hep orijinaldi mesela hatırlıyorum. Hatta İstanbul'da oturuyordum o zaman karşıya geçmiştim onu almak için abi. Hani vapurla gittim geldim böyle vapurda elimde tutuyorum kaseti suya düşmesin diye. O kadar böyle sarıldım kasete. Açıp açıp bakıyorum Burak Kut mu lan bu falan diye. Yok Karışık'tan bahsetmiyorum. Karışıklar sonra çıktı. Karışıklar daha böyle 90'lara yaklaştığımızda çıktı da. O zamanlar direkt kasetleri satıyorlardı. Evet evet yani. Ama o zamanlar kazanıyorlardı ya şimdiler yani. Çok böyle korsan kaset satışlarında çok fazla zarar vermiyordu insanlara. Büyüklere vermiyordu. Küçüklere illa veriyordur da. Güzel zamanlardı. Ben yıllardır adam gibi müzik dinliyorum. Vallahi yani. Yaşlandık. Yıprandık. Yorulduk bittik ya. Korsan Atari derken şu bizim evlerinizde aldığımız Atari mi? O korsan mıymış? O Atari korsan mıydı ya? O nasıl korsan lan? Gerçi doğru lan. Mortal Kombat'ın çakma oyunları vardı.
bak şöyle bir anım var hatta benim. Mortal Kombat Atari salonunda o kadar seviyordum ki. Çok beceremiyordum ama oynamayı. Street Fighter'ı daha iyi oynuyordum. Mortal Kombat'ı biraz daha zorlanıyordum. Street Fighter'ı daha iyi oynuyordum ben Atari'de. Mortal Kombat'ı oynamak çok istiyorum ama. Gidiyordum Atari'ye, ya bana Mortal Kombat'ı veriyorlar ama Atari versiyonunu. Ben sanıyorum ki hani daha iyisi var. O Atari'ye takarsam Atari salonundaki gibi görecek Mortal Kombat zannediyorum. 10 tane Mortal Kombat kaseti iade etmişimdir. Hep aynı oyun çıkıyor diye. Oğlum o var lan işte. Alet onu kaldırıyor oğlum. Başkası yok yani. O zaman kafa çalışmıyor ki. Bilmiyorsun o zaman o bit olaylarını, şey olaylarını. Ya Mortal Kombat oyunu gidiş şey yani Sega'nın orijinal oyunu artık. Şey böyle paketiyle gelmiş yurt dışından, makinesiyle gelmiş öyle bir oyun. Öyle CD kasetli bir şey değil ki. Kafa basmıyor tabii o zaman. Nereden bileceksin abi? Sen orada Mortal Kombat arıyorsun yani. Tsubasa benim oyunculuk tarihimdeki şeydir bu arada. En unutulmaz oyunlardan biridir. Arkadaşım da Japoncası, ben de Arapçası vardı. Arapça defterim vardı benim. Evet, komşular geldiği zaman aha sizin çocuk ne güzel Arapça yazıyor falan diyorlardı. Halbuki o Tsubasa şifre defteriydi. O zamanlar bilmeyenler için söyleyeyim, şifre ne falan diyecekseniz, her maçtan sonra arkadaşlar oyuna kaldığınız yerden devam edebilin diye, kayıt sistemi yok ki oyunda. Size oyun bir tane şifre verirdi, böyle rakamlardan rastgele oluşan. Onları bir yere kaydederseniz ana menüde şifre girebileceğiniz bir yer vardı. Oraya tıklayıp bu şifreyi girdiğinizde kaldığınız yerden devam ederdiniz. Yeni arkadaşlara çok garip gelebilir bu. Atari'de öyleydi kayıt sistemi. Atari'de kayıt alamazsın. İşte öyle benim şifreler doluydu. Çünkü şöyle bir şey vardı. Tsubasa oyunlarında Tsubasa ile başlıyordunuz. 4 maç mini atıyordunuz. Sonra Nankatsu takımına geçiyordunuz. Tsubasa başka takımda bu arada. Nankatsu'ya geçiyordunuz. Orada Misaki ile Japonya'da şampiyon olmaya çalışıyorsunuz. Tabii finalde yine Hyuga Kojiro'nun takımı geliyor. Meiwa. Onu yendikten sonra milli takım olayları başlıyordu. Milli takımın ilk maçını kazanıp ikinciyi kaybediyorsunuz bilerek. Çünkü her takımı yendiğinizde, her bir yeni takıma geçtiğinizde karakterler level atlıyor. Ve kazanıp kaybedip level kasıyordunuz. Ve o şifreler o yüzden önemliydi. Aşırı güçlendirip herkesi tek atabiliyordunuz mesela. Çünkü oyunun sonunda Brezilya'ya karşılaşıyordunuz ve Brezilya'da bir kaleci vardı. Tsubasa'nın özel şutu açılıyordu. Arjantin maçındaydı galiba. Finalden 3 maç önce. Özel şutu. Yeni keşfediyor onu oyunda. O açılıyordu. Bir tek ondan gol yiyordu. Yok Huyga'nın kaptan şutu. İşte Misaki'nin volesi. Misugi'nin rovaşadası. Hiçbirini yiyemiyordu abi. Sadece Tsubasa'ya da o Tsubasa'nın da enerjisi vardı. 2 ya da 3 kere kullanabiliyordunuz o. Yani 2 gol falan atabiliyordunuz. İkinci yarıda bunlara bir oyuncu giriyor. Adam topu aldığı anda herkes çalımlayıp direkt gol atıyor. Vakabayashi patates oluyor direkt yani. Aşırı güçlü yani. Oyun sizden farm atmanızı istiyor bildiğiniz. Abi işte o farm atılacak yer orası. Kareye şeyi alıyorsunuz. Wakashimazu değil dedik. Neydi diğer karacın ismi? Wakashimazu karateci olan. Direkten zıplayan. Wakashimazu Ishizaki değil. O Kero'dan salak. Ishizaki'nin özelliğiyle şut durdurabiliyordunuz orada. Kafasını topa vuruyordu böyle. Kafa atıyordu topa. Sonra suratıyla gol kurtarıyordu salak. Neydi o kalecinin adı ya? Nankatsu'nun kalecisi. Kötü bir kaleciydi ama yürekli çocuktu. Severdik yani. Neydi abi Nankatsu'nun kalecisinin adı ya? Neyse unuttum şimdi. Takashi miydi? Neyse... Onu geçiriyordunuz kareye. Fodafoş oluyordu zaten her zaman. O da geliştiği zaman. Takashi gol yememeye başladığı zaman Takashi olması lazım. Anlıyordunuz ki takım güçlenmiş. Ondan sonra oynayabiliyordunuz. Ya o zamanlardan gelir ha bizim farmcılığımız. Tabii ne sandınız. Neyse çok anılara daldık. Bugün ben de Lord final yiyin. Onu devam edelim. Zaten 700 enerjiyle falan oluyordu. İşte Tsubasa'nın şutu. 400 enerjim ne harcıyordu? Maç içinde de biriktiriyordunuz biraz. Devre arasında bir kere vurabiliyordunuz. Ha direkten dönme şansı var şutun bu arada. Onu saymıyorum. Direkten döndü mü gitti zaten. Direkten dönme şansı da var.
Boşkale'ye ben direkten dönmüştüm, iki toptan kaybetmiştim ya. Kafayı yersin. Vurdum. Kaleci müdahale etti. Direğe çarptı. Dönen topa Huygo kafa attı. O da direkten döndü. Sonra out'a çıktı. Top patlıyordu. Top patlama. Evet, top da patlayabiliyordu. Ve çok güçlenen soyuncunuz ağ delmeye başlıyordu. Ağları deliyordu böyle vurduğu şut. O diyeyim ki o zaman çok overpowersınız yani. Boss'a tek atıyorsunuz gibi düşünün. Aşırı overpowersınız demek oydu. Eğer normal şutlarınız bile ağ delmeye başlıyorsa kimse kurtaramıyordu zaten o şutları. İşte ben geçen yaz bir Tsubasa yine heves ettim. Steam'den baktım. Alacaktım hatta Steam'den. Steam o zamanlar siz bilmezsiniz Türk lirası ile iş yapıyordu. Siz bilmezsiniz o zamanlar Steam'in. Türk lirası ile iş yaparken baktım çok pahalı. Sonra FIFA'yı gördüm. FIFA daha ucuz. FIFA aldım. Hatta yayınlarda FIFA oynamıştım. Hatırlarsanız. Hey gidi günler. Hey. Güzel günlerdi. Böyle Steam Türk lirası takılıyor falan. Evet, hilesi de var Tsubasa'nın. Bilmem kaç kere arka arka yazınca bilmem ne. Son 3 maçtan başlıyordu bir tanesi abi. Sanırım senin yazdığın şifre hangisi hile vardı? Birinci sıraya 6 tane vardı, evet hatırlıyorum. Hatta benim arkadaşım oynadı. Sonra çok yakın arkadaş olduk. Hala da görüşürüz. Emre diye arkadaşım. Onlar da oynuyorlardı mesela. O şifreyi bilmiyorlardı. O şifreyi ben göstermiştim onlara. Herkes şu hepsi şok olmuştu. Aa böyle bir şey mi varmış falan diye. Tabii oğlum. O zamanlar bile tam çözümü yani. Mahallenin tam çözümcüsü. Bizim oyunculuğumuz oralardan gelir yani. Hep böyle kal. Hiç değişme olur mu? Ninim. Ninim. Kazık kadar adam oldu hala oyun oynuyor. Durun çok sert girdik yayına. Tuspasa tam çözüm gelir mi? Ha, ha gelir. Tuspasa da beni bekliyor tam çöz beni diye. Ha buraya da bilirler mi acaba? Neyse efendim bugün final yapıyoruz. Tekrardan söyleyeyim. Yirminci yayın konuşulmuyor hala ama yani o kadar o kadar mı ya Bannerlord? Gerçekten mi abi? 20 yayın olmuş ve konuşmuyor musun? Evet. Ramazan yayınlarımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Normal yayın serimize döneceğiz inşallah. Yarın da yayın yaparız ama Bannerlord bitiyor bu akşam. Artık Dragon's Dogma'yı bitirmeye oynayacağız. Eyvah orayı aldılar ya. Savunamadık. Başaramadık abi. Neyse gideyim de kelle alayım şuradan. Çıkmayın lan içeriden. Çıkmayın oğlum içeriden. Gir 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 gir. Şimdi bunların kaç günü var? Ben Lisbon şehrini yakarım aga. Ben bu surları yıkarım. 9 günlük yemekleri var. Ben bunların orduların açlıktan öldürürüm. Hepsini sıralarım burada. Asire'yi de bitiririm abi. Yeni Bannerlord serisi Ramazan'da. Barış önerisi mi? Kim o ya? Yeni Bannerlord serisi artık bir sonraki Ramazan'da oynarız. Çünkü Ramazanlar her geçen sene daha da geriye gidiyor. Hani bir sene sonra değil, 10 ay sonra yani öyle diyeyim sana. 9 ay sonra, 10 ay, 11 ay sonra falan. Arada mini seri atarız belki yaz ayında ya oyunsuz kalırsak. Ama biraz Bannerlord artık gelişsin yani. Değil mi? Birazcık da gelişmesi lazım artık bazı şeylerin. Surlar gitti bile. Hadi bakayım.
Rahat rahat dövün arkadaşlar. Oyunsuz kalmayacağız bu sene bu arada. Bu sene çok oyun var ya. Daha bizim oynamadığımız oyunlar da var elimizde. Uncharted, Mafia serisi falan. Bildiğiniz gibi. Aa, Osven gitti. İyiydi bari kelleler alınıyor. Sevilla'nın sahibi. Sevilla bizi değil miydi ya? Oyunsuz kalmayız ya. Tabii yazın Elden Ring DLC geliyor. 2 ay sonra falan. Sizi çok bağlamaz ama bir ay sonra yine Diablo yeni sezon. Bilmiyorum yani. Yayınını yaparım ama muhtemelen kimse izlemez. Onu ben oynayacağım yani o yüzden. Yaparım gene 1-2 yayın. İlk günün yayını falan yaparım Diablo'da ama izlenmez herhalde ya. Açlıktan bir öldüreyim ben sizi bakayım. Diablo normalde bu ayın 12'sinde gelecekti yeni sezon. Ama çok akıllıca bir şey yaptılar. Onun yerine yeni özellikleri test server'ına sokup insanlara biraz denetip neden memnunlar neden memnun değiller onu bir tartacaklar. Evet. Araplara ikinci gelin. Abi Araplar her şeyi satın almaya başladı yani. Lanet olsun. Bizi de satın alıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ne diyorduk? Heh. Bir ay ertelediler sezonu. Game Pass'e de çıktı oyun zaten biliyorsunuz. Bilmeyen varsa. Şu an denemek için müthiş bir fırsat. Hala önünüzde 3. sezonda mıydık? 3. sezonun bir ayı var. Girin güzelce bir deneyin. Bir keyfini alın. En azından senaryosunu bitirin bu arada. Senaryosu için Game Pass'ten oynamaya aşırı değer bir oyun olduğunu düşünüyorum. En azından senaryosunu bitirin. Tavsiye ederim yani. Oyunun tamam end game'ine falan oynamayın ama bir senaryosu için oynayın en azından. Gerçekten güzel bir senaryosu var. Lan niye açlıktan ölmüyor? Garnizon ölmüş de bunlar niye ölmüyor? Bunların yiyeceği var o zaman. Nereye aldınız yine? Spider-Man 2 portlanmış da şimdi yani gidelim onu mu oynayalım? Spider-Man 2 zaten çıkar yakında merak etmeyin. Sıkıldım giriyorum ben buraya. Sıkıldım. Total War izlenmez arkadaşlar ya. Total War'u ben yayınlarını da açtım izledim. Türklerden de yabancılardan da. Total War anlayan adam izler. Anlamayan adam Total War'u izlemez. Ben yarım saat falan izleyebilirim. Bak ben çok severim o tarz oyunları. Dedim şimdi ben bu oyunların üzerine düşsem, ben bu oyunu öğrensem yine kendim oynarım yani. İzlenmez. Biraz karışık bir oyun. Yani bilmeyen adam sadece bakar ekrana. Ben baktım çünkü. Ve hani anlatan da yok oyun adam gibi. Kendim oynayıp öğrenmem gerekiyor. Çok vakit. Çok vakit. Onun yerine Fortnite oynayalım. Gelin. Atak! Bayağı da kuşat bir yapmıyorduk. Ya biz CK oynayanlar var bizde mesela. CK'da düşündüm ben de.
O da şimdi böyle metne dayalı bir oyun ya. O da biraz böyle anlayanın şey yapması lazım. O yüzden bize Max ve Bannerlord. Max Bannerlord abi easy. Şalteri kapat, oyuna izle. Hiç bilmeyen adam bile 5 dakikada olayı anlıyor. Ne güzel oyun işte. İzleyeni de yormuyor, izleyiciyi de yormuyor. Hatta izleyeni keyifli, izleyiciye eziyet dönüşebiliyor. Eğer 5 sene modlamadan oynamaya çalışırsanız ve hala aynı hataları yapmaya devam ederseniz kansere bağlatabiliyorsunuz kendinizi ve izleyicileri. Ama yapacak bir şey yok. 5 parmağın 5'i de 1 değil. Ya da 5 elin 5'i de parmaklı değil. Öyle bir şey bilmiyorum. Böyle bir söz vardı. Fortnite oynasan ilk senede 250k abone olursun. Bu şey gibi oldu ama istemediğim mesleği yapmak gibi. Hani çalışıyorsun ama parası iyi diye anlıyor musun? Mutsuzsun. Öyle bir şey oluyor bu. Onun yerine şurada adam gibi bir 1000 kişi olsak maksimum diyorum hani. Geldisi gittisiyle 250-300 izlense yayınlarımız, mutlu oyunlar oynasak daha güzel olmaz mı bence? Bence olur. Desteğini vermek isteyen her türlü verir. Şimdi de desteği. Bakın kanalda şu an yazanlar arasında abone olmayan çok az kişi var. Yani katıl olmayan. Abone olmayan zaten sanmıyorum olduğunu da. Kalkan kız Astrid mi? House Carl mı? Aa, bizim kral çok ya yaşlandı ya. Bu Fenrir gameplay oldu biraz ya. Olsun. Üzüm üzüme baka bakaymış Fenrir. Ne yapalım? Ben de oyunu oynuyor. Kendi adamlarını vuruyorum işte. Astrid'e gitmeyi iyiydi ya. Oy, bu ne abi? Skyrim serisi yaptık zaten. Hadi oyun bana bir spam ver ya. Gören de savaşı kaybediyorum zannedecek abi. Eyvallah. Hayır, kendimi tanımasam savaşı kaybedeceğim yani. Kral ne savaşlar gördü, siz hayırdır kimsiniz ya? Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz oğlum? Tek başına savaşıyor kral be. Yalnız 16 canı kaldı kralın. Krallar da ölür abi. Şaka yaptım lan, gel buraya.
Şaka şaka. Witcher 3 ne o? Witcher 3, Witcher 3 oynarız, oynadık ya. Witcher 3 güzel oyun, oynayın. Oynamayan var mı? Lan çete bakıyordum. Gel buraya gel. Götümden vurdu biri ya. Var mı lan hiç lord? Oha hiçbir lord kalmadı. Herkes yattı mı? Ne diyorsun? Götümden vurdu ya. Tek yedi diyor. Bir saattir savaşıyorum orada. 15 canım kalmış. Götümden yemişim. Tek yedi diyor ya. Hay senin gözünü Barış. Seveyim. Tek yedi. Ha tek yedim. Yeni mi geldin sen? Hoş geldin. Şimdi mi geldin? Gene Witcher 3 yüzünden. Benim götümden hangisi kesin bu vurdu oğlum? Bunda çok götçü tipi var bak. Görüyor musun? Bunda direkt götçü tipi var abi. Tek yedi diyor ya. 54 kişi öldürmüşüm anasını satayım. Balkan barına mı bakıyorum ben 2 saattir? Barış artık olmuyor. Yapamıyoruz. Sen bana layık değilsin Barış. Sorun bende değil, sende. Ben ne bekliyorum ya? Tamam biri uçtu lan. O kadar cümle kadar yer yaktınız. Max 81 kayıp var ya. O da kale diye yani. Olsun, buradan alacağım kerleleri düşünüyorum ben şu anda. Gel gel. Gel gel. Merhameti göstereceğim ben sana, gel. Şurada asker de çekelim. 5 delikanlı lazım arkadaşlar. Beni al abi. Abi beni al. Beni almadın abi. Şehri de ben kendim alayım ya. Deniz kıyısında tatil şehri yaparım burayı. Yakın yıkınla. Şimdi kale gitti. Sindan'a gitti. Saklarım evet. Gelin lan buraya. Güzel. Nasıl izleye izleye bu kadar ödebildin? Yalan. Herkes yatmış. Hayret, final dedim kimse itiraz etmedi lan. Biz de size de tamamsınız seri ama değil mi? İçinize sindi yani seri. Doya doya oynadık yani. Aa biri kralmış. Hadi ya. Bu arada kral varmış lan. Neyse. Sultan varmış, özür dilerim. Olur öyle şeyler be. Olur öyle şeyler. Sultan da olsan Süleyman'a kalmazsın. Öyle miydi o söz? Süleyman olmuş ama sultan olmamış mı? Öyle bir söz vardı işte. Öyle bir şey oldun sen de kanka. Ha, burası asker alır ya. Sıkıntı yok. Ya bu seri bence da bütün şeyi alamayız abi çünkü ya olacak şu. Bak dün serinin bittiğini dün anladım bu arada. Nasıl anladım biliyor musunuz? Burada güneyle savaştık. Tamam mı? Topraklar aldık verdik ama genelde biz kâra çıktık. Güneyle savaşırken
15K gücü falan vardı Asire'nin galiba. Bize savaş açtılar. Buraları güzelce bir aldılar, hatırlıyorsunuz değil mi? Sonra buradaki savaş bitti. Biz buraya bir döndük. Yarım saat sürmedi burayı yok ettik. Ben buradan şunu anladım. Biz fokuslandığımız krallığı bitireceğiz. Şimdi bunlarla savaşacağım. Bunlarla savaş bitecek. Bunlara dalacağım. Öyle 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 öyle. Ölme şeyim ölme. Yani artık... Artık çok monotonlaştık yani. Yapacak bir şey yok. Bannerlord'un olayı bu zaten. Bir yerden sonra kırılamayan bir döngüsü var bu şekilde. Yani o yüzden zorlamak istemiyorum daha fazla. Zaten 20 yayın olmuş bu arada. Yani bütün Ramazan'a yaydık güzel bir şekilde. Kendim oynadığım seriler dahil en çok özendiğim seri de bu oldu. Bütün karakterlerle tek tek ilgilendim. Çocuk yapma rekorları kırdım. Ya bugünden sonra Bannerlord oynamasam gene razıyım yani, o kadar değilim de yani. O yüzden bir süre Bannerlord oynamam. Ben de doydum çünkü artık. Hakikaten bu seri beni de doyurdu. Avrupa haritasının da tadını çıkardı ki yapmadığımız şeyler var Avrupa'da. Mesela bir sonraki seride gideriz Anadolu'da bir tane Türk krallığı kurarız, hükümdarlığı kurarız mesela. Kendi asker ağacımız da yine tabii ki. Gibi gibi yani, artık Roma modu kurabilirim mesela. Artık harita üzerinden modlamalar yapacağım yani, haritaya gelecek. Yani haritanın üzerinde yaptığım modlamalar seriyi belli edecek bundan sonra. Roma modu mesela. Roma İmparatorluğunu kurarız. Cengiz Han'ın şeyi oluruz. Unutulmuş piçi oluruz. Gideriz tekrar Moğolları canlandırırız falan. Yaparız ya. Artık harita önümüzde. Ama ne zaman bu haritayı alırız bilmiyorum. Yani bütün haritayı baştan sonra onu bilmiyorum işte. Bir şey diyemem abi. O biraz zor. Ki kim almış bütün Avrupa'yı da biz alalım. Moğol alamamış. Alman alamamış. Osmanlı alamamış. Yani. Biz kimiz ki? Teselliye bak. Biz kimiz ki arkadaşlar? Koskoca Osmanlı Viyana'da kalmış. Biz mi alacağız? Böyle işte. Züğürt tesellisi diyoruz biz ona. Biz mi alacağız? Ayıp değil mi? Atalarımız. Warband oynaman yok mu abi? Yok. Teşekkürler. Warband ne oğlum? Şey gibi oldu şimdi. Abi Witcher 1 oyna o zaman. Witcher 3 oynamıyorsan. Gibi bir şey oldu. 5000 tahılı ile tahılda bir dünya markası olduğunu kanıtlıyor yine. Zaten bu savaş bitti. Buradan hiç durmadan direkt güneye gireceğim şimdi. Biraz da güneyi de döveceğiz. Böyle böyle dövüşe dövüşe. Ya Konstantin'i alan komutan ne güzel komutan. Konstantin'i Türk devletiyle alacağız arkadaşlar. Konstantiniye Türk devletiyle alınacak. Viking'de girmem ben İstanbul'a. Osmanlı'yı, Bizans'ın başına bela olacağız bir seride. Zavallı Bizans çekecek bizden. Bizans'ın başına bela olacağız abi, öyle. Jadiga. Benim kızım galiba. Neyse, olur öyle şeyler. Şimdi hemen bakıyorum bu arada. Teklif 16. Kesin lan. Durmak yok. Savaşa devam. Yola devam. Ey Vikingler. Birinci vazifeniz kelle almak. Ah kurun orduları. Ben de şuraya doğru gidiyorum. Bakalım ne olacak şimdi. Oyun serisi gelir mi, ne gelir? Oyun serisi zaten devam eden var, onu oynayacağız. Oğlum şu Dragon's Dogma'ya bir şans verin ya. İzleyenler var da, izlemeyenler de var o seriyi bak. Şu Dragon's Dogma'ya bir şans verin abi. Dragon's Dogma iyi bir oyun bu arada. Tek sıkıntısı optimizasyon, onu da oynuyoruz işte öyle.
Alıştık artık yani. Bebe. Futbolcu olacak bu. Kız futbolcu. İlk futbolcu. Haaland'ın büyük şeyi, şeyi, babaannesi, anneannesi bir şey işte. Bakalım 2000 kişi gidiyor ha. Hadi göreyim sizi. Hamburguma girdiler. Dokundurmam Hamburguma. Savunma yapmak için Hamburg'a gidiyor. Gidelim abi. Hamburg'un hamburgerle bir alakası var mı ya? Allah'ım ne kadar saçma bir soru. Hamburgerle bir alakası var mı Hamburg'un? Hamburg. Çok çok var gibi lan. İşte sevmem hamburger ha. Cahilliğimden soruyorum yani. Böyle saçma bir soru. Oha girmişler. Daha yetişemeyeceğiz Hamburg'a. Oha büyükmüş ordu. Ordu bir aman dünkü hata yapmayalım da ordu büyükmüş ya. İçeri girsem savunurum da. Vallahi içeri girsem savunurum da giremeyeceğim dünküsü gibi olacak. Ruiçan gelirse belki. İşte biraz daha büyük şey bıraksaymış keşke keşke Hamburg'a. İki seri mi? Abi iki seri artık benim de gücüm yetmiyor. Ayrıca oyun yok şu an elimde ikinci seri için. Yani var da. Önce bir biri bitsin. Karışıyor sonra. Tamam, Hamburg'u aldınız. Tamam ben geri alırım orayı. Şu 2600'e o bunlar kalabalıkmış bu arada. Şu göte verip verip duruyorlar şu Hamburg'da. 2600 bir yere çökse de orayı savunsam da alsam şunları ya. Dur bakayım. Savunmak için İngiri Bingiri Kalesi'ne gidiyor. Burayı nasıl savunuyorsunuz bu arada? 2600'e gözüm. Onu patlatırsam çünkü bura patlar. 600'e ikisini ayırırsam da bura patlar. Nereye gidiyorsun abi? Savunmak için Prag'a gidiyor. Prag nerede? Orada 2400 kişi var. Gidin abi Prag'a gidin. Git git beraber gidin Prag'a. Prag şurası değil mi? Tamam. Siz de sonra zaten Hamburg'a dönersiniz. Savunmak için Prag'a gidiyor. Savunmak için anlamına zakıldım şimdi ben size. Ne oldu lan? Ha. Döndüler mi? Eyvah. Eyvah. Birinin kelle gidiyor oradan. Eyvah. Eyvah. Ay kaçtı çocuk tamam. Lan niye daldı döndün geri? Neyse almadılar kelleyi. Ne oldu Praga? Heh. Lan ne oluyor? Nereye gidiyor? Bologna neresi ya? Prag'ı saldılar mı? Bu buraya mı gidiyor kuşatma için? Dur göremiyorum bir dakika. 1000 piyadesi var. 1000 menzilisi var. Ben kaleden savunurum ki bunlar her türlü. Niye hep götürük çıkıyor ya? Siga alsın. Hamburg eti gibi şey var. Var mıymış? Hamburger Hamburg'dan çıkıyor abi. Birçok hikayesi var. Biz dinleyen bilinen hikayelerden biri Türklerle ticaret yapan. Hamburger Türklerin mi çıktı şimdi? Vay anasını satayım. Ticaret kebabı çok seviyorlar. Sonra ülkesine dönünce malzemeleri kendine göre yapıp. Vay be. Onlar da Kızılderililer gibi mi yani? Onlar da mı Türk inişiymiş? Biz ne yapmışız bu dünyaya böyle ya?
Bir kendimize mi faydamız yok bizim? Ben anlamıyorum ki. Türk müymüş efendim hamburgerde? Sizden duyuyorum ben bilmem. Sonra bana canlı şeyden tekrardan sövmeyin arkadaşlar. Ben de chatten duyuyorum bak. İsmini vereyim. Anonim. Sövebilirsiniz. Anonim diye arkadaştan duydum bu arada. Yani sövüyorsanız anonime sövün. Ben üstüme alınmıyorum. Anonim sövdürüyorum sana. Sıkıntı var mı? Herhalde bir şey de demez ya. Anonim çünkü. Ben son Noel Baba'nın Türk olduğunu duydum mesela. O da enteresan geldi. Peki Türk Türk mü? O 2000'lik orduyu patlatamazlar arkadaşlar. 600'lük ordu gitti oraya. Garnizona dalsalar bile bir bok yiyemezler yani. Ben şimdi şurayı savunacağım. Tamam, Hamburg'a gidiyorlar. Çok güzel. Tam tahmin ettiğim gibi. Güçsüz çünkü Hamburg. Ben şimdi çakala yatıyorum biraz. Hatta bunları burada deliye bağlayıp kilitleyebilirim ha. Bir anda dönebilir bunlar ya. Tamam, Hamburg'a gidiyor. Tamam, dur. Ben seni sıkıştıracağım oğlum bir yerde. Keşke öncü birlikler yollayıp taciz atışları yaptırabilsem. Osmanlı taktiği. Yeter bu kadar çocuk. Vallahi yoruldum. Bir daha harbiden bu kadar çocuk yapmayalım ya. Vultrat'ta da aynı bok yedik. Hadi Vultrat'ta dedik ki sadece çocuklarımızdan ve kendi birliklerimizden asker kuracağız. Dışarıdan kimseyi katmayacağız diye o kadar çocuk yaptık. Bu defa niye? Bu defa da gerçi rekor kırmak istedik. Kırdık da. En son sayacağız onları. Sen sözde buraya dalacaksın. Ben de sana dalacağım. Sana bir dalayı yapacağız. Da beni görmesinler. Salak salak hareket ediyor ya. Aptal herifler. Vazgeçtiler Hamburg'dan şimdi de. Mal herifler ya. Bu ordu dağılacak abi. Ben size bir şey diyeyim mi? Aman bana güvenip dalmayın şimdi. Uğraşmayalım. Onu ben alayım koçum. Bokunu çıkardınız. Orduyu yıpratmak istemiyorum bu arada. Dalsak indiririz de. Güzel de kayıp veririz ama. Bunu da söyleyeyim. Bir şey oldu yine. Onurlu bir şey oldu. Bak işte dediğim olay buydu. Bak görüyor musun? Nasıl mala bağladılar bak. Hayır bu iyi bir şey. Yemekleri de bitiyor, nüfusları da bitiyor. Ya bana güvenip girmesinler bir anda da. Ya şimdi olabilir bak. Şimdi sıkıştırabiliriz işte. Oy. Binliği de bekliyorum ki güzel dayak atalım şöyle. Oy. Selamın Odin. Siktir. Savaşa bak. Arkadaşlar ben bunda girmeyeceğim. PC patlayabilir. Ben PC patlar bunda arkadaşlar. Ben bu savaşa girmeyeyim.
Vallahi simülasyon atacağım abi. Gözüm korktu ya. Bu nasıl bir savaş? Bir şey olmaz devam. Üzgünüm PC. Ama yayın daha önemli. PC bağırıyor. Lan salak! Bana bir şey olursa yayını nasıl yapacaksın? O, sen de haklısın PC. Ama yapacak bir şey yok. Chat istiyorsa gerekirse yayın da yap. Bunu yapmayız diyemedim lan. Dilim mi varmadı? Yaparız bir şekilde ya. Wattpad okuma yayınları yaparız. Erotik şeyler okuruz yayınlar. Ne yapalım? Çok güzeldir ya benim okumam. Beraber okuruz. Niye bu kadar az okçu verdi ya? Çok uzun sürecek gibi savaş. Sıkıntı orada. Neyse kötü savaş alanı gelmedi en azından. Ben piyadeyle okçu kesiyorum abi. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor abi? Ben piyadeyle okçu kesiyorum. Kalkan kız Astrid kimi indirdi lan? Evet arkadaşlar, piyade ile okçunun adı nasıl kesilir? İşte böyle kesilir. Öncelikle okçu kesilmeden önce yıkanmaz. Çünkü vitamini gitmesin diye. Kesinlikle yıkamıyorsunuz okçuları keserken süvariyle, piyadeyle. Böyle kuru kuru. Haberiniz olsun. Infantry! Charge! Okçu, piyade birbirine karıştı burada. Okçu, piyade birbirine girdi bunlarda. Tamam, güzel bir tepe aldım gibi. Şurada okçulara güzel bir tepe aldım gibi. Aynen, tamam. Güzel bir tepe aldık. Barış, kamerayı ben kapatıyorum. Aklında bulunsun. Beyaz ekran şey yapmasın. Piksellemesin ekranı. Ben kapattım yani kamerayı. Olsun, o izleyiz ya. Bu kadar önebiliyor çocuk. Ne yapalım şimdi? Yani başkalarını izleyip hiç öğrenemeyebilirdi. Olsun, sağlık olsun. Herkesin öğrendi kendine. Aa, daha güzel tepe var lan, dur. Dur tam tepeyi alayım şöyle, dur. Ya atlı okçu, ha var git işine ya. Hadi koçum ya, hadi ya. Boş yapma ya atlı okçu. Boş yapma ya. Ben niye bu kadar piyadeyim bu arada? Niye okçum az benim ya? Atlı okçu, boş yapma koçum, hadi.
Boş çarsınız ya, hadi. O devir kapandı koçum. Oğlum sokacağım atınıza lan. Aha. Kim o? Gel buraya. Koçum, ata at, gel buraya. Sen seni istiyorum. Bana şunu 2 dakika versene müdür. Oğlum bana ata at, gel lan buraya. Sen misin bunların komutanı? Ha? Pompayı. Dur şu götferini bir alayım ben aşağı. Yürü git. Ha, iki lord var burada. Tamam, o düştü. Sen gel yavrum. Sen gel yavrum. Arkadaşlar şunu bellemeyin. Götü bellemeyin. Heh. Tamamdır, rahatladım. Pardon, biraz küfür etmiş olabilirim. Ağzım bozmuş olabilirim. Artık kusura bakmazsınız ama bu götüreni indirmem gerekiyordu. Pardon ama. Sinir oldum çünkü. Özür dilerim, biraz küfür ettim. Neden öyle atlı okçu? Boş sen atalımıza laf mı atıyorsun? Hangi ataların abi? Bana anlatsana biraz. Mesela o ataların hangisi? Çünkü Osmanlı diyorsan Osmanlı atlı okçu kullanmıyordu. Osmanlı bildiğin piyade ağırlıklı bir ordu. Sen hiç atlı yeniçeri gördün mü? Atlı okçu yeniçeri. Mesela senin ataların dediğin Hun Türkleri oluyor en yakın. Onlar da yani Metehan zamanından yani onlara diyorsan okey. Dalga geçtim be abi. Sen nasıl dalga geçersin atalarında? Utanmıyor. Bana inan şunu. Terbiyesiz. Utanmıyor mu sen? He, hayırdır? Utanmıyor mu? Atalarıyla dalga geçmeye utanmıyor mu bu çocuk? Linç edin. Alın kellesini. Osmanlı Türkleri çıkarıp Arap vuru. Yani evet doğru. Birçok tarihçi Osmanlı'nın zaten Balkan devleti olduğunu savunur yani. Yani Roma şeyine daha yakın, ordu disiplinine daha yakın, Yeniçeriler falan o şekilde. Ya bari sırf şu gerizekalı 48 tane atlı, bunlar bu arada atlı okçu değil, bunlar çöp. Bakın bu asker birimi çöptür bu arada, yani bunlar Murkatelli Murkatelli falan var ya, bunlar çöptür arkadaşlar, bunlar ordunuza atlı okçu diye almayın. Ben size söyleyeyim. Bunlar attığını vuramaz, vurduğunu atamaz yani. Öyle bir şey. Bak. Böyle aptal bir birliktir bunlar. Sakın. Atlı okçuyu Kuzeyit'ten alacaksın abi. Bunlar gerçekten gereksiz. Aseray'dan al ama bu aptalları alma. Bunlar oyundaki en boş birliklerden biri. Şuraya bak. Tiplere bak. Sığır evladı. Ah. Atınla beraber yavrum. Al bu da götten. Pardon, biraz argo kelimeler kullanıyorum, kusura bakmayın. Ama bence göt küfür sayılmamalı. Sonuçta o da bir organ yani. Organımızı niye küfürden sayalım ki? Ha, ki herkesi yok mu? Niye
niye herkese göt yokmuş gibi davranalım ki? Yani sonuçta hepimizde göt olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. O yüzden göt demekten bence çekinmememiz gerekiyor. Hepimizde var çünkü. Yani sıçma eylemini gerçekleştirdiğimiz bir gereklilik şeyi. O yüzden bence göt, bok şey yapabiliriz. Ha! Yani şey anlamında diyorum. Şimdi biraz böyle götten bir muhabbet oldu, farkındayım ama şey anlamında diyorum yani. Mesela penis gibi değil. Penis çünkü aynı zamanda bir üreme organı. Onun telaffuzunda doğru şeyler, farklı yorumlamalar, betimlemeler. Ya tamam işte, anladınız lan, uzatmıyorum, tamam. Ne diyor bu arkadaş? Hepimizde göt var diyor yani. Kısaca hepimizde göt var işte yani, uzatmayın işte, anladınız siz onu. Tamam abi, küfür edeyim. Şey diyorum abi, tamam sen it ya. Bu aralar fazla Twitch izlemeye başladım. Ben mi? Oğlum Twitch'in başından biri varım lan ben. Yani. Da Twitch'le ne alakası var onu anlamadım yani. Bak mesela yanlış yönlendirilmiş bir arkadaşımız. Ben burada normal götten bahsediyorum. O Twitch'te götüyle para kazananlardan bahsediyor mesela. İşte benim yapmaya çalıştığım ayrım da buydu. Hani göte göt muamelesi yapalım abi. Göte cinsel muamele yapmayalım demeye çalışıyorum aslında. Toplumu bilinçlendirmeye çalışıyorum ama bilinçsiz insanlar böyle olunca bilinçlendiremiyorsun. Çünkü bilinç yok adamda. Bilinç olmayan bir şeyi bilinçlendirmeye çalışırsan sen de bilinçsiz olursun mantığıyla. Kalaraktan sustum şu an yani. Ben kapatıyorum yayını ya. Bence yayın tamam. Final bence böyle olmalıydı. Bitti yani şu an. Bence güzel bir final oldu. Bir kere hangi yayında hatırlamıyorum. Burada ya da Twitch'te. O zamanlar ama böyle Twitch'te burada değil. YouTube'da değil. Twitch zamanında. Ben o zamanlar biraz daha böyle şey yayın yapıyorum. Skyrim oynuyoruz ama böyle hani normal giydiriyorum çarları böyle. Bayağı Nordic giydiriyorum. Böyle kürklü mürklü adamlar. Kürklü mürklü kızlar. Böyle bikini armor falan yok. O zamanlar kullanmıyorum. Çünkü o zamanlar çok değil. Zırh modları yoktu daha henüz. Vardı ama herkesin kullandığı normal bikini armorlar vardı. Onları ben de kullanıyordum ama. Her neyse işte. Daha böyle eğitici, öğretici, işte mod tanıtıcı ya falan yaptığım dönemler. Bir gün Twitch'te oynuyorum ama küfür sıfır, argo sıfır. Herkese böyle gayet güzel, mütevazı cevaplar veriyorum böyle. Hani tamam, böyle çiğ havamdayım böyle, tamam. Ne küfür ediyorum, ne bir şey yapıyorum. Tamam kardeşim, olur kardeşim falan. Bazıları laf çakıyor, alttan alıyorum şimdiki gibi değil mesela. Daha böyle sertmişim de okumlarda. Hemen dalga geçiyorum, range'de ediyorum falan ya arada böyle. Neyse efendim. Bir günde böyle bir sinirli yürüme denk geldi, tamam mı? Ama bak, o zamana kadar ağzımdan küfür çıkmamış ha. Ya seni böyle şimdi bir tartışıyoruz bir yandan ama yine bir şey var arada. Saygı var ama böyle küfür etmiyoruz yani kimseyle birbirimize. Neyse efendim, benim okçularımı galiba gittiler bu arada. Olsun, olur öyle şeyler. Ben biraz sinirlendim yayında. Oyuna dönüp şey dedim. Ya senin dediğim, şimdi söyleyeceğim bu arada kelimeyi, küfür çıkacak ağzımdan. Ya sikeceğim seni de oyun gibi abi, doğru çalış lan falan dedim. Tek kelime bu arada. Tek kullandığım küfür oydu yayında. Bak o zaman kadar hiç küfür etmiyorum. İlk defa küfür ediyorum. Abi sabah oldu, gelen yorumlar. Ben ailemle izliyordum. Niye küfür ediyorsun? Neden küfür ettin? Neden öyle diyorsun? Artık izlemeyeceğim seni. Bir... Ulan. Oğlum. Tamam da yani. Yani ben de kızıyorum onu arada ya. Şimdi ne var yani bunda? O kadar tamam, doğru bir şey değil ama böyle de linç. İlk linçimi o zaman yedim. Ben genelde linç yemem zaten. Yani çok ya, şimdi eğri oturup doğru konuşuyorum. Fazla izleyenim olmadığı için linç de yemem yani. Yani bu güne kadar yemiştim de 1-2'dir. Yani neyden linç yedim hatırlamıyorum bile yani. Başkaları gibi. Allah beni arada dövdürüyorlar. Efendime söyleyeyim. Ya şaşırmıştım mesela.
şaşırmıştım mesela. Hani böyle bir tepki beklemiyordum. Yani çünkü sen... Ve o zaman şunu fark ettim. Abi dedim tamam, hani bu işi yapacaksan ya da bu böyle bir şeyle uğraşacaksan 99 doğru yapıp bir tane yanlış yaptın mı senin o yanlışın sana söylenecek. Yani bu. 4 saatlik yayın yaparsın, yayın mükemmel gider ama 5 dakikada kötü bir şey yapmışsındır, o 5 dakika konuşuluyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Maalesef böyle. Maalesef. Bu da... bak ben tekrar ediyorum, ben büyük bir yayıncı falan değilim. İzleyelim, izlemeyelim ortada. Ben bunu ölmeyeyim ya, o kadar çöp dedim bu arada. Bir ok öldürüm şimdi ben bunu. Oğlum bu arada daldık ama bu savaş daha bitmedi ha. Ben bile yani bu kadar ufak bir şeyde, bu kadar küçük bir kitleden linç yiyebiliyorsam... Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Anlatamıyorum ama anladınız sonu. Dur şunun atını bir keseyim de. Çünkü atlar inince mala bağlıyorlar. Yoksa atları seviyorum yani. Yani gerçekten sağlam irade olması lazım. Yayıncı dediğiniz adamlarda. Gerçekten sağlam irade lazım bu arada. Abi öldürmeyen Odin öldürmüyor ya, yapacak bir şey yok yani. Sana Valhalla kapıları yok diyor. Barış kırmızı olan canım bu arada, sarı olan kalkanın canı, tamam mı? Barış sarı olan, tekrarla benimle, sarı olan kalkanın canı. Neymiş? Kalkanın canıymış. Ortadaki büyük olan ne Barış? İşte ortadaki büyük olan sana can. Anladın mı? O benim canım yani. Senin nasıl canın var ya, benimki de ortadaki. Büyük olan sana, senin canı, benim canım. Sen de benim canımsın Barış. Tamam. Şimdi Barış'a muz emojisi atabilirsiniz. O anladı. Barış renk yorum. Bir ay inşallah değildir. Bilmiyorum, sormadım ama değildir ya. Anladım, tamam. Muz emojinden de anladın ne demek istediğimizi. Allah. Son direniş, kuruluş son direniş. Sanki yıkılış son direniş oluyor ama neyse. Anlamadıysan seni anlarsın Barış. Üzülme yani, seneye de var. Ben harbi dualarla yaşıyor olabilir miyim? Allah Allah, nasıl dizilmişler arkaya. Bu arada Güney İmparatorluğunu bitirir. Ortalama 3 saat ya, 80 bölüm ya, ama şöyle ilk 2 gün galiba 12 saat yaptık. 2 yayın 6 saat yaptık. Geri kalan yayınlar 3'er saat. Ya yarın da normal yayınımız olacak ama Bannerlord olmayacak yani, normal şey Dragon's Dogma 2 oynayacağız. Arife günü yayın yapmayacağım. Arife günü bir dinlence, işte temizlik olur biliyorsunuz, bayram öncesidir falan. Bayramın ilk günü akşamsı yayında olurum yine. Bu bayram bir planım yok. Evdeyim yani. Bitti vallahi. Atılmadık ve ölmedim bu arada, düşmedim gördünüz yani. Arife günü salı günü ise evet, salı günü oluyor o zaman.
Yarın yayın yok, sonra var işte, anladınız sonu ya. Ya da yarın yayın var, Arife yok, pazar var. Doğru, yarın yayın var, pazartesi yok, salı... Şimdi salı... Arife hangi gün? Ben bu saçan isim kelleyi almadı mıydı mıydı oydu ya? Oy oy. Salı Arife, salı yok, doğru. Pazar, pazartesi yaparık. Arife yapmayız diye tabi. Bilmiyorum abi, belli olmaz şimdi. Bir anda bir şey çıkar. Ben sizi, biz sizi ararız. Biz sizi ararız. Biz sizi ararız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dragon's Dogma bitene kadar Dragon's Dogma olur. Çünkü çok uzatmak istemiyorum Dragon's Dogma'yı. Çünkü artık izlenmeyen serilerle uğraşmayacağım arkadaşlar. Bu da bir gerçektir yani. Yormayacağım kendimi. Bir seri izlenmiyorsa inat edip 40 bölüm çekmeyeceğim yani onu. Dragon's Dogma'nın izlenmeleri düşmeye başladı. Demek ki şey yok. Yine oynayacağız normal. Yine ben görevleri normal şekilde yapacağım. Ne yaparım? Biraz keşfi azaltırım. Duruma göre yani, bir anda tabii izlenmeler artarsa olur. O yüzden diyorum ya, izlenmeler, like'lar, beğeniler, yorumlar önemli diye. Yani 24 bin olmuşuz artık, ki ben ona 4 bin falan derim. 24 bin değiliz kesinlikle, onu söyleyeyim. Bu 24 binin 24 bin kişilik kanaldan bir bölüme 100 like bile çıkamıyorsa o kanalda bir sıkıntı vardır. Yani 100 like bile çıkmıyor videolara. Ayıptır bu arada yani. 1000 izlenmeye 100 like alamıyoruz maalesef. Nerede bu 24 bin kişi der insan. Yani son ayda 250 kişi falan abone oldu. Ama ben de anlamıyorum niye. Nereye abone oldu? Bana... Lan başkasına abone oluyorlardı. Bana mı yansıyor acaba ya? Anlamıyorum YouTube'un işini ha. Mantığa yatmayan bir şeyler var. Kesinlikle. Zaten siz de anlıyorsunuzdur. Bir yerde bir sıkıntı var. Bir şey mantığa yatmıyor. Bir yerde bir ya şey sıkıntısı var. Abone sayım sıkıntısı var. Ya da başka bir şey var. Yani yeni kişiler de katılmıyor aramıza. Biz bizeyiz. Yani olanlar. Sizler yani. Ben seni yeni keşfettim diyen var mı aranızda? Bakayım şöyle, hepinizi tanıyorum abi. Zaten aylardır katılıyor sizin hepiniz yani. Sizin hepinizi tanıyorum mesela. Tanımadığım şurada, aa bak sen yenisin galiba dediğim. Vallahi kimse yok. Belki Fenrir. Vallahi göremedim. Şu an 40 kişiyiz mesela. Hani şeyi anlamıyorum. Bu abone olan yeni aboneler nereye gidiyor? Hani abone olduktan sonra ne yapıyorlar? Ya geçen gün bir arkadaşımız geldi. Uzun zamandır takip ediyormuş. Eksik olmasın. Diyor sen abi diyor. Niye 7-3 diyor kanala video atmıyorsun? Aylardır diyor video yok diyor mesela. Yani. Abi diyor en son 6 ay önce falan atmışsın diyor video. Yani bu yayında bu muhabbet konuşuldu, hatırlayanlar mı vardır? Bir arkadaşımız geldi öyle yazdı. Abi seni takip ediyordum ben dedi. Bir arada dedi işte fazla takılamıyordum. Baktım dedi video atmıyorsun. Arkadaşlar canlı yayın zaten bir videodur. Geçmiş canlı yayınlar ana sayfada var. Canlı yayınlar zaten bir video yani. Canlı yayın diye videoların yanında sekme var.
Eğer kanala gün girmediyseniz ve ben canlı yayın yaptıysam, kanala girdiğiniz anda karşınıza zaten Schlags diye onun videonun çıkması gerekiyor. Bildirim gitmemesi ayrı. Bu arkadaş kanala gelip bakmış, video atmadığımı görmüş mesela. Anlatabiliyor muyum size? Sıkıntı orada. Ben onu anlamıyorum. Abi mesele algoritma değil, algoritma değil. Kanala girip bakmış çocuk. Kanala baktı. Abi diyor 6 aydır video atmamışsın diyor. Haftanın 5 günü ben canlı yayınlayayım. Video atan mı kaldı ya? Oyun serisi yapanlar arasında video atan yok ki zaten. Video atanlar kimler? İşte Enis Kirazoğlu, o da 10 dakika 15 dakikalık işte oyunlardaki deneyimleri ya da bir oyun haberi varsa derleme tarzı videolar atıyor. Yani seri yapan böyle kanal zaten kalmadı artık. Herkes yayın izliyor yani. FIFA kariyeri onun şey değil ya. Tam bir kariyer değil. Biraz böyle gırgır bir kariyer yani. O tam böyle seri gibi değil zaten. 5-6 bölüm yapıyor genelde, bırakıyor. Sponsorla alakası yok. Sponsor bana abone kazandırmayacak. Sponsor bana para kazandıracak. Her şey parayla alakalı değil. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Joker'in para yaktığı sahneye gönlünüzün önüne gidip beni koyun oraya. Yakarım o paraları. Para önemli değil. Para için uğraşıyor olsaydım ben bu kanalı çoktan bırakırdım. Tamam abi, bundan benden bir sık olmazlar, bırakırdım. Yani ben bundan bu işte ben bunu iş olarak görmediğim için zaten hala şu an kanal var. Aynen öyle Brom. Ben niye video atmıyorum peki? Video atmak daha kolay bu arada, onu söyleyeyim. Video atmak çok daha kolay bir işlem. Yayın daha zor. Yayın stresli. Yayın zor. Yorucu. Ramazan yayınlarında 6 saatten sonra benim oynayacak halim kalmıyor mesela. Yemeğimi yiyorum. Oynuyorsam da çiğ bir şey oynuyorum. Gerçekten yorucu çünkü. Shorts yapmaya üşeniyorum ya. Zahmet değil abi shorts yapmak. Yoksa bir dünya klip var bu arada. Ama üşeniyorum. Hani sponsor bana izleyici kazandırmaz, onu söylemeye çalışıyorum yani. Sponsorun olayı farklı. Ama işte sponsora bir şey göstermeniz lazım yani. Aa, iyi güzel. Sponsora demeniz lazım. Kardeşim benim kanalım var. Ben sponsora yazı yazıyorum. Adam giriyor bakıyor. Video bin izlenmiş. 100 like kalmış. Kardeş diyor ben sana neyini sponsor diyeyim ki diyor. Haklısın tamamsın diyor. İyi çocuksun falan diyor ama diyor. Olmaz ki kanka diyor yani. Hadi diyelim ki sponsor olduk. Hadi diyelim ki elimize bir laptop gönderdiler. Ben onu inceledim. Kaçınız izleyecek oğlum o inceleme videosunu? Yani. Kaçınız izleyecek o videoyu? O büyük kanal olunca araya sıkıştırıyorsun. Enis Kirazoğlu onu çok güzel çaktırmadan yapıyor mesela. İzleyiciyi böyle reklama boğmadan çok güzel koyuyor araya. Şey bir tane makineniz var arkadaşlar diyor. Ben bu oyunu oynarken diyor onunla çektim diyor. Onu da ileride değineceğiz diyor. Videonun sonuna koyuyor. İzlemek isteyen izleyecek. Şimdi gelir olup doğru konuşalım. Ben Deniz Kirazoğlu'nu seven birisiyim. Takip eden birisiyim. Fikirlerine saygı duyan birisiyim. O reklam tanıtım kısmı geldiğinde kaçınız orayı izliyor mesela? İşte ama orada o video izleniyor ya, o önemli. Yani zaten. Elinizi vicdanınıza koyun, cevap verin bakayım. Doğru ya doğru şimdi. Ya bir dakika, orduları var mı daha bunların? İzin arkadaşlar, vurun kellileri. Geliyorum ben de.
Sponsor blok etkilentisi kurdum. Ya oha. Orası beklenti ya. Gerçekten mi? Hani o zaten o bölümü izlemenizin Enis Kirazoğlu'na bir faydası yok zaten. O videoyu onu koyduğu için tamam. Çünkü o video genel olarak izlenecek zaten. Sıkıntı yok. Ama benim durumum öyle değil. Ah Rage ya. Seni yaşlı yatağından kaldırdık mı Rage ya? Kızım 1400 oldun, gel artık. Sana söyleyecek neyim kaldı ki diyor. Neyim var ki Red'den gari, gel. Siz istiyordum zaten. Rage gene bana esir düşmedin ya. Ah be. Ya neyse, aynı konuları konuşuyoruz ve sizlerle konuşuyorum. Yani sizler zaten bu durumların farkındasınız. Yani şey diyeniniz çıkabilir. Abi biz zaten izliyorsanız sen bize niye bunları anlatıyorsun ki diyebilirsiniz. Haklısınız bu arada. Yani o yüzden çok uzatmayacağım bu muhabbetleri. Ama yani genel durum bu şekilde. Her videoda şeyde söylüyorum arkadaşlar. Serinin devamını istiyorsanız beğen atın, like atın, yorum atın. Tekrarı izleyin. İlla canlı yayınlarda ben 500 kişi olsun de demiyorum abi. İlla 500 kişi olacak bu yayında falan demiyorum. Zaten o sonra video olarak da kalıyor. Yani o zaten YouTube'un değeri orada. Canlı yayını yapıyorsun. Artı bir de videon oluyor. Yani videodan da alacağını izlemeyi, izlenmeyi alıyorsun yani. Onu demeye çalışıyorum. Bunu açtığın kellesini alın. Sizin klanında kaç kişi kaldı ya? Çokmuş daha ya. Bacılar klanına dönmüş burası. Göre sıçanlar, size ne oldu? Esiyoruz, yenisi geliyor. Sen bakalım. Yenisi sen. Sıkıntı şurada aslında. Takip yükseliyor da. Benim anlamadığım şey şu. Diyorum size yani her gün minimum sabah. Bugünü direkt canlı yayında bakacağım şimdi. Siz görmeyeceksiniz ama. Yan ekranda olduğu için görmeyeceksiniz bu arada. Mesela bugün kaç kişi gelmiş kanala bakalım mı? Abi son 28 günde 251 kişi kanala katılmış. Bu 251 kişinin kaçı canlı yayınlara geliyor mesela? Yani 251 kişi nereye geldi abi? Ben onu anlamıyorum mesela şu anda. Oğlum 251'in bir 5'i 6'sı bir yayına gelir değil mi? Yani bir şey yapar. Ben onu anlamıyorum. Yani gelen de yayına mı gelmiyor? Yayın tekrarını mı izliyor? Yani ne izliyor? Neye abone oluyor bu insanlar? Ben onu anlayamıyorum. İyi ya da kötü bir abone artışı var. Her zaman var. Hiçbir zaman ikisi değiliz. İşte nerede o şahıslar yani? Neye abone oluyorlar ya da yani ben yanlışlık mı var orada, istatistik mi doğru değil, ben onu anlamıyorum sadece. Mantığıma yatmıyor çünkü. Değil mi yani, abone olduysan aa bak bu kanal iyi lan, ben bu kanalı izlerim. Bakayım ama bu adam yayın açıyor, ne oynuyor, bunu oynuyor, tamam ben bunu izlerim. 151 kişiden bir kişi mi bunu demiyor? Yani ben onu anlamıyorum. Bak 250 kişinin 250'si de yerine gelecek diye bir şey yok. 5'i gelse mesela yavaş yavaş böyle. Ben onu anlamıyorum. İyi ya da kötü bir her yayın açtığımda benim 50-60 minimum şu an mesela olması lazım matematiğe göre. Tabii ki 24 bin kişi izlemeyecek bir anda benim yayında, öyle bir dünya yok. 1 milyonluk kanallar da yayın açıyor, 5 bin izleniyor mesela. Hatta orantıya vurduğunuz zaman biz onlardan daha başarılıyız. Onu size söyleyeyim. Sadece onların rakamları bizden daha büyük. 1 milyon kanal mesela 1500-2000 beğeniyi zor alıyor. Yani 100 bin bile izlenmiyor. Yani 5000, 10.000, 15.000, 20.000 izlenen milyonluk kanallar var. Ya vurduğun zaman benim 200 izlenmem gibi oluyor onlar işte yani. 250-300 izlenmem gibi yani.
matematiksel orantıya vurduğun zaman ya kafa kafaya çıkıyor ya da aynı çıkıyor yani oranlar aslına bakarsanız. Ama abi şurada bir terslik var. Tekrar diyorum, ayıda abone geliyor. Tamam. Hani şöyle, onlara gelen abone şey çok fark ettirmeyebilir. İzleyici de benim kanal küçük olduğu için gelen abonenin direkt fark ettirmesi lazım kendisini. Yani bence öyle olmalı, bilmiyorum ya da ben yanlış düşünüyorum. Algoritmayı ben yanlış anlıyorum. Değil mi ya? Şu yerine 250 ki bak, son 28 günde 251 kişi, az değil bu arada. Az değil. 251 kişi son 28 günde abone olmuş kanala. Hadi bunun bir 20'si 30'u geri çıktı diyelim. Hadi 50'si geri çıksın lan, tamam. 251 kişinin 51'i çıktı diyelim sonradan. Baktı tamam Witcher çekmiş ya pardon falan yanlış oldu kanka deyip çıktı diyelim 200'ü. Şey 50'si. 200. Ya bunun bir 10'u 15'inin ben yayında ne bileyim katılmasını beklerim mesela. İzleyici sayısı yüksek ölçüde 3 farklı cihazdan. İşte o doğru bir şey değil ama yani o... Teşekkür ederim eyvallah. Hani o normal bir şey değil. Yani bunu yapmaman gerekiyor senin. Senin yerine başka bireyler olması gerekiyor. Senin o 3 tane hesabın yerine mesela. Like at bari onlardan. Onlardan da like at bari bu arada. Like'lara zaten bir şey diyemiyorum yani onlar... Ya ben basit bir örneği daha. Bannerlord'un ilk yayınına bir gider misiniz? Bak, Bannerlord'un ilk yayını. Neredesin abi? Ben ana sayfaya da almıştım onu. 5700 izlenmiş. Abi. 314 like almış. Oğlum nerede bu 314 kişi? Bunların bir yüzü niye yayına gelmiyor? Yani. 314 kişi gerçekten eliyle gitmiş oraya tıklamış. Mesela yani şey değil, algoritmayla alakası yok bu 314 kişinin. Eliyle gitmiş ve oraya tıklamış abi onu. Hadi 250 diyelim 70'i 60'ı olur mu bilmiyorum da. İşte farklı hesaplarla gelip like atanlar destek olmak için diyelim. Gene ortada ciddi bir kayıp var. Şu an 42 kişiyiz mesela. 42 43 gene iyi bu arada hani biz... Hangi yayınlarda? Şeyde mesela ne oynadık abi biz en son? Bir tane oyun çektik. Ramazan'dan önce. Ghostlu Mostlu Hayaletli. Neydi lan acaba? Adını bile unutmuşum ya. Neydi ya? Ghost Eden. Ghost Evil Eden. Evil Iron Maiden. Ha, Punisher. Alakası yokmuş Ghost'la. Onda o 20'lerdeydik mesela. 20'lerde o serinin ortalaması 20-25. Mesela yani. Şimdi ona göre bakınca 40 üstü çok iyi gözüküyor zaten. Yani güzel seriydi, evet ben de keyif aldım, yaptık, çok da uzatmadık. Ya bir de yalan yok arkadaşlar, bir seri izlenmemeye başladığı zaman modunuz düşüyor. Gerçekten mod çok önemli bir yayıncı için yani, izlenmemeye başladı mı o seri... Ha, falan oluyorsun böyle. Ya Banishers'ı ben çok beğenmiş olsam da yayınlarından inanılmaz keyif almadım, oyun güzeldi ama hani... Mesela ilginç bir şekilde Lords of the Fallen çok daha iyi izlendi. Ben de çok keyifle oynadım mesela. Lords of the Fallen izlenmeleri gayet iyiydi. 30-40 arası gitti geldi hep mesela. Final yayını 60-70'leri gördük falan. Rekoru zaten şeyde kırdıydık. God of War finalde 120 kişi falan olduk bir ara. Saga'nın değildi sanki orası ama. Al hadi Saga. Skull
Skyrim son yayındayız. 15 yayın yaptık. 5 yayından sonra millet patır patır dökülmeye başladı Skyrim'de. Skyrim da hani şey değil. Şu anda en böyle güvenilir seri diye düşündüğüm ve gördüğüm Bannerlord serileri. Bannerlord serileri hakikaten ölüsü izleniyor. Ama Bannerlord izleniyor de ben zırt pırt Bannerlord serisi yapmam yani. Öyle bir dünya yok. Biliyorsunuz zaten beni. Yani öyle bir dünya yok yani. Bir şey sırf izlenecek diye ve benim canım istemiyorsa ben onu yapmak istemem. Yani olmaz. İçimden gelmez. Yapamam. O yüzden senede 2 seri falan yapıyoruz Bannerlord'da. Çünkü istiyorum ki yani olmuşken iyi olsun. Baştan savma bir şey olmasın istiyorum. Benim baştan savma Bannerlord oynadığımı gördünüz mü? Ben başka yayıncıların Bannerlord'u izleyemiyorum abi. O konuda biraz iddialıyım. Kimse kusura bakmasın. Burada Panda'dan falan bahsetmiyorum. Genel olarak söylüyorum. Ya benim oynayış tarzımda Bannerlord'da şu vardır. Hangi medeniyet oynuyorsam o medeniyetin askerini kullanırım. O medeniyetin kıyafetlerini giyerim. O medeniyetten kişilerle evlenirim gibi. Kendimce öyle şeylerim vardı. Sizin için farklı olabilir. Yani sallıyorum. Batanya oynayıp da at üzerine binip elime ok alıyorsam ve yanımda Batanya fiyanlarından bir ordu yoksa ben niye Batanya oynuyorum o zaman? Fark etmiyor ki ne oynadım. Kim oynadım. İlla atlı okçu olacaksam her seride her seri kuzey taçıyım o zaman. Batanya serisi yaptığımda ya da Vilandia serisi yaptığımda demeyeyim o zaman. Neden Panda'yı kalkıyor? Panda çünkü Bannerlord açtığı zaman yeniden çok izlenen oluyor. O yüzden. Ama bu herkes böyle yapıyor yani genel. Ama şimdi bu tabii benim şey tarzım. Onların yaptığı yanlış diyemiyorum bak. Benim bakış açım Bannerlord'a bu şekilde. Ben öyle oynamaktan keyif alıyorum ve öyle oynuyorum. Kuzey'i oynuyorsam ona göre oynarım. Yani o krallığın bir parçası gibi hissetmek için kendimi elimden geleni yaparım mesela. Bence tekrar diyorum. Burası çok kritik. Bence Bannerlord böyle oynanmalı. Eğer bir medeniyet altında oynayacağım diyorsan. Yani. Abi bir içerikten öbürüne atlayan kitle bizde olmuyor. Ben genelde RPG oyunları oynuyorum zaten. Yani benim ne bileyim benim kitlem Witcher 3'ten Skyrim'den gelme yani. Öyle olması gerekiyor. Ya bu adamlar mesela benim oynadığım RPG oyunlarına sırf ben oynuyorum diye bakmadılar. Yani Baldur's Gate de çok izlenmedi bizde. Onu da söyleyeyim size. Yani Baldur's Gate çok konuşuldu edildi ama mesela benim yayında Baldur's Gate yayınlarım da çok izlenmedi. Ki ben az çok D&D hakim biriyim de. Öyle şey de değilim. Ama Baldur's Gate herkes oynadı ya. Büyük ihtimal o yüzden. Yani ben ona yoğuruyorum. Baldur's Gate o kadar iyi bir oyun ki herkes oynadı çünkü. O yüzden büyük ihtimal. Onun ya yani Baldur's Gate'in izlenmesini bir noktada anlayabiliyorum yani. Çünkü herkes oynadı zaten. Oynuyordu bir yandan. Yani spoiler yememek istememiş olabilir, bir şey olabilir. Çünkü ben Early Access'te bas bas bağırdım. Arkadaşlar dedim bak bu oyun çok güzel. Bu oyun Early Access'te alın. Gittim Early Access yayını yaptım. Kaç saat? Kaç bölüm sürmüş lan Early Access? Ben Early Access'i tam çözüm yaptım bu arada. Kendim 3 kere falan oynadım zaten. Bak Baldur's Gate'in Early Access yayın tekrarına bakacağım şimdi. 16 yayın yapmışım abi. Baldur's Gate için erken erişimine 16 yayın. Her birini 4 saatten koy bakayım. Arada 2 saatlik yayınlar da var büyük ihtimal. Çünkü Temujin serisiyle beraber gitmişlerdi. 'O zaman daha' dedim. Aslında o biraz şeydi. Önden hazırlama gibi bir şeydi. Arkadaşlar bak böyle bir oyun çizilerdi. Haberiniz olsun. Ya çok teşekkür ederim. Daha ben Baldur's Gate'i biliyordum ama bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum işte. Senden izleyince öğrendim oyunu falan diyen de oldu dedim. Eyvallah. Lan sen kimsin ordu kuruyan? Gel buraya ya. Bir klan üyesi hamile.
Çok rahat, çok profesyonel vallahi. Türkçe olmasa Türkçe yama çıkardı. Olsa o önemli değil. Ama Baldur's Gate güzeldi yani. Ben bayağı keyifli oynadım. Ama Baldur's Gate çok uzun. Bizim bir de 30 yayın sürdü. Herhalde en uzun süren serimiz Baldur's Gate'tir ya. Ha, Skyrim oynarsın. 50 yayın da oynarsın Skyrim. Skyrim bitmediği için. 50 yayın da oynarsın yani. Mod kurarsın. Gameplay modları kurarsın. Oynarsın. Onu saymıyorum Skyrim serilerini. Witcher 2,5 sene sürdü ama Witcher seri olarak sürdü mesela. Haftada 2 bölüm attım. Yeri geldi bir bölüm attım. Yoksa Witcher canlı yayında oynamaya kalksak 3-4 yayında bitiririz yani. Witcher çok uzun bir oyun değil. Hatta gayet kısa bir oyun. Senaryosu falan akar gider yani. 5-6 saatte bir bitiririz biz şu an oynasak. Oynamayacağım ama hemen şey yapmayın. Witcher falan oynamayacağım. Yani o şey olduğu için, seri olduğu için öyle gitti. Valhalla'ya ne olmuş Valhalla'ya? Valhalla da çok izlendi bizde. Valhalla dönemi zaten canlı yayına geçiş dönemi oldu ya. Kanalı ana senaryosunu çekiyordum. Ana senaryo dışındaki şeyleri canlı yayında yapıyordum. Valhalla öyle şeydi. Valhalla uzun sürdü evet. Valhalla'yı tek bitiren yayıncılar arasında ben olabilirim bu arada. Odyssey de çok uzun sürdü. Odyssey de tek bitiren ben olabilirim bu kadar ayrıntılı. Ulan biri bana güvendi daldı galiba ya dur. Pardon dayı. Çete bakıyordum ya özür. Ulan bana güvendi daldı ya. Köylü müydü onlar? Yo mesela Dragon's Dogma'nın da senaryosu çok kısa. Skyrim'in de ana senaryosu çok kısa. Normal bunlar yani. Bu savaş biter ya. Buradan hemen Asera'ya bir daha dönmedik mi? Bakalım. Vallahi dönebiliyoruz. İşte diyordum size arkadaşlar. Böyle bir kısır döngüye girdik şu anda. Böyle bir kısır döngüye girdik. Onunla savaşacağız, onunla savaşacağız, onunla savaşacağız. Bunları bitireceğim. Tamam mı? Güney'i bitireceğim. Sonra Bizans başlayacak. Sonra Altın Ordu başlayacak. Falan böyle 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 böyle. Artık amaçsız gibi oynamaya başlayacağım. Harita çok büyük abi. Şurada iki tane Kaldradya. Bak şurası Kaldradya zaten. Şurada bak. Şurası Kaldradya kadar zaten. Yani bizim aldığımız topraklar da az buz değildi bu arada yani. Haritanın %40'ını aldık herhalde değil mi? Evet hemen hemen %40. Daha buralar var abi. Hey, Müslümanlar. Fransa, İspanya, Portekiz, Norveç, İsveç, Finlandiya. Her yer bizde oğlum işte. Avrupa'nın göbeğine kadar da girdik. Zagreb, Magreb gidiyor abi. İtalya'ya giriyoruz az kaldı yani. Buraya at, buradan attık zaten bunları komple. Burada konsoloslukları kalmış. Olsun. Savaş babam savaş. Valhalla daha uzun evet. Odyssey'de çünkü biraz sen uzatıyorsun. Valhalla'da Valhalla'da aslında sen uzatıyorsun da Valhalla'nın uzaması daha mantıklı Odyssey'ye göre. Çünkü bölgede her bölgede farklı bir görev var ve her bölgenin görevleri gerçekten farklı. Orayı çok güzel yapmışlar. Valhalla'nın açık dünyası çok iyi. Çok iyi. Açık dünyası Valhalla'nın. Kaç aman, göle sıçan. Odyssey'nin gameplay'i çok iyi, Valhalla'nın açık dünyası çok iyi. Odyssey'nin gameplay'i tam bir Witcher 3 gameplay'i. Pardon, açık dünyası gameplay değil. Soru işaretleri var, ne yapacağım belli. Gidiyorsun, topluyorsun. Valhalla'da ise bunu mavi boncuklar şeklinde yapmışlar. Ya da sarı. Sarılarda item, mavilerde git bak bakalım ne çıkacak. Aslında soru işareti gibi ama tam olarak da değil. Bir lord bir lorddur. Vur kerliyi. Valhalla bitmiyor. Bir de DLC miyelsi falan var. DLC'leri falan var.
Hiç bitmeyen Netflix dizisi gibi, orta kalitedeki bir Netflix dizisi gibi Valhalla. Öyle diyeyim size yani. Evet, Genova Antlaşması'nı yapıyoruz o zaman. Sen dur lan, hayırdır? Kralım var burada. Adam olacağım. Evet, Viyana'ya dayandık abi. Ah be lan, gene alamadık ya. Ya biz Türkler niye bu Viyana'yı alamıyoruz ya? Gene Viyana kuşatması yarıda kaldı arkadaş. Yok abi, biz Türklere hiçbir yerde Viyana alınmıyor ya. Biz Viyana'yı alamıyoruz abi. Gene yarım kaldı ya. Atalarım, kusura bakmayın. Viyana'yı gene alamadık. Başaramadık abi. Viyana gene alınamadı arkadaşlar. Bize Viyana'dan ötesi yok bu şeyde. Kuşatmak istedi çünkü kuş kalmadı desem sövmezsiniz umarım. Yok, benden alışıklar, sövmezler. Ben daha iyilerini yaptığım için alışıklar. Baya kötü bir espriydi bu arada. Daha iyileri var bende, o yüzden. Berk kim, niye banlıyoruz? Kimi banlıyoruz? Berk kim? Berk Türkmen mi? Ne demiş? Ekonomik sistem sıkıntı. Ben orada bir süre sonra bir şey demiyor ki. Berk'i niye banlıyoruz anlamadım. Berk niye banlıyım ben seni? Ne o, bilen de bilmeyen de oynadı, el ayağı düştü demiş. Dur, şu an full Berk'e fokuslandım. Yok, bir şey dememiş Berk. Beni övmüş. İzleyecek diye yapan mükemmel olsun, ne popüler sonu çeker. Evet, doğru. Bir şey demiyor ki Berk'i, niye banlıyorsun? Kuşatma muhabbeti. Kuşatma muhabbetini Berk mi söylemiş? Ha. Yok ya, bize soğuk espri serbest. Soğuk esprinin kralı ben olduğum için. Abi yıllardır buralara gelmemiştim. Ben niye 1800 kişiye çıktım ya? Yeni şehirlere biraz garnizon yapalım. Biraz de dinlensinler. Dinlenip adam dövüyoruz. Genova. Kaleleri salla. Kaleler takılsın kafasına göre. İşsiz birisiniz, hadi o zaman. Sonra Asrail Savaşı bitecek. Güney'i bir daha dalacağız. O bitecek, o dalacak, o bitecek, o dalacak, o bitecek, o dalacak. Açık konuşuyorum, eğer kendim de oynuyor olsaydım buralarda bırakırdım. Uğraşmazdım bütün şeyi almakla. Şimdi anladınız mı Avrupa haritasında neden zor bir harita? Yani zorluk derken fethetme açısından zor, yoksa oyunu zorlaştıran bir harita mı? Değil, aslında dengesi de güzeldi bence. İlk defa Avrupa haritasında ben kendim oynadım da. Fenrir falan da oynadı, bizim Emir de oynadı. Onlar da gayet memnunlar. Denge çok güzel oturmuş bence Avrupa'da.
Sadece krallıklar birazcık pasif. Farkındaysanız Altın Ordu ne saldırıyor? Bizans saldırmıyor. Yani çok sakinler. Avrupa'nın göbeği karışık. İşte Fransa, İspanya, İngiltere, İngiltere falan. Biraz da Sturge işte Norveç, İsveç toprakları biraz Avrupa'ya saldırıyor. Asıl muhabbetler orada dönüyor. Aseray tarafı işte Batı'yı kışkırtıyor biraz falan gibi. Oralarda dönüyor savaşlar. O yüzden o krallıklardan birinde oynarsanız çok aktif bir savaş olabilir yani. Multiplayer haritası aslında. Yo. Yo, multiplayer değil de. Büyük ama yani. Bir de modu yapan kişi şey deyince, optimizasyon için elimden geleni yaptım deyince, şuradan şunu anlıyorum ki Tailwords'un optimizasyon yapması lazım. Diyeceksin ki abi Tailwords optimizasyonu yapmış zaten ama Kaldradi için yapmış yani. Bu harita Kaldradi'nin 3 katı olduğu için dayanmıyor abi PC. Hani şey dayanmıyor, oyun motoru kaldırmıyor. Zorlanıyor yani gördüğünüz gibi. Lan bizim karşı kıtada kalemiz mi var? Oha biz burada konsolosu kaçmışız. Aa, ben bunu bilmiyordum. Bu arada Portekiz ve İspanya'yı komple aldık. Artık buralar komple bizde. Fransa bizde. İngiltere bizde komple. Kuzey komple bizde. En azından şuraya kadar. Avrupa'nın da göbeklerine doğru gidiyoruz abi. Viyana kapılarına da dayandık yani öyle söyleyeyim size. Yani Güney İmparatorluğu'nu hakikaten Roma İmparatorluğu'na sıkıştırıyoruz şu anda. İtalya'da çizmede takılıyorlar. Optimizasyon sıkıntısı bence dediğim gibi oyun motoruyla alakalı. Çünkü Bannerlord bu kadar büyük bir harita için tasarlanmamış. Kavlar da yağ gibi akıyor. El yıl sonra ne olur? Bizimkiler bütün şeyi alır arkadaşlar. Yani bu saatten sonra aşırı güçlüyüz. Ya bu krallığı yönetiriz. Bir de herkes zengin. Eyvah! Eyvah eyvah! Viking gemileri gidiyor. Viking gemileri gidiyor. Ben nereye gidiyorum lan? Ha. Viking gemileri gidiyor arkadaşlar. Evet, ilk defa buraya geliyoruz bu arada. Burada da böyle topraklar varmış. Hurma diye bir şey yiyorlar böyle. Garip. Bir şeyler böyle garip ağaçlar falan varmış burada böyle. Enteresan köylerde yaşıyor insanlar. Böyle. Şöyle garip köylerde yaşıyorlar. Bakalım değerli bir şeyleri var mı? Teyze sen ölmedin mi ya? Aa seviyeye girdiler. Ben giderim abi siz kalın. Baksanız abi laps diye çöktük ya abi. Sizce bu krallığa bir şey olur mu bu saatten sonra? Bu seviyeye gideyim alayım ben kurtarayım. Direkt girdiler zaten. O ne lan? 500 kişi. Gitmeme bile gerek yok bu arada ha. Alamaz ki burayı. Bak 250 kişilik ordu patlatacak bunu şimdi. Bir şey değil mi? Takviye gelmezse o seviyeyi alamaz. Bak seyret şimdi. Dur bekleyeceğim garnizona dalsın diye. Bak izle şimdi. Dal hadi. Hadi. Öf seni beklemeyeceğim ya. Hadi bir savaş sonra Aseray biter.
Asare'ye şimdi vururuz. Tamam mı? Sonra bir daha bir güneye vururuz. Sonra bir daha Asarai savaşı biter. Bir dahakinde biter Asarai bu arada, onu söyleyeyim. Memlük kapılarına da dayanırız yani. Pardon. Eyyubi. Memlüklerden çıktı. Memlük deyip duruyorum şunları. Ama son yaptığı güncellemeler yine toparlamış. Çünkü ben testleri oynarken, yani oynarken çıktığı zaman save'ler çok uzun sürüyordu. Yani Fenrir falan da hatırlar. Save almak inanılmaz uzun sürüyor. 5 dakika save beklediğimizi biliyoruz yani. Şu an öyle bir sıkıntı yok. Çat diye alıyor. Yani 1118'e gelmişim artık. Save şişmiş de şişmiş. Ve crash hiç yok. Gerçekten savaşlarda falan bir kere bile crash'i yiyemedik. Crash yediğimiz yerler hep kendi zorladığımız yerler yani. İşte konuşma modları falan filan. Yani harita açısından crash 0 bu arada. Modsuz oynarsanız 0 crash oynar. 0'ın 0'ı crash oynarsın ama modsuzla oynamayın zaten yani. Kendinize yazık edersiniz. En azından diplomasi modu, garnizon modu ve parti AI modu, bunları kurun. Bunlarsız oynamayın yani. Minimum. Tamam, zırh modunu koruma falan. Onlar okey. Baksanıza abi, böyle bir giriş yok ya. Yani Maseray şaştı kaldı yani. Buraya bak. Krallığa bir şey olmaz bu saatten sonra. Geziyoruz çünkü. Skyrim'de de vardır o. Gerçi Skyrim'in artık motoru sıkıntı. Yani o çok normal. Ve biz o motorla bir oyun daha oynayacağız. Zavallı biz ya. Bazen diyorum DLSS kötü mü oldu acaba ya? Çünkü çok DLSS'e güvenip çok fazla optimizasyonsuz oyun çıkıyor artık. Kurtarmıyor ki abi diğeri seste. Yani şu oyunları 4090'a göre mi optimize ediyorlar acaba ya? 4090 olmayan adam gibi oyun oynayamıyor ha. Bizim Belcelikli falan zengin fakirin yine yüzü görmüyor ya bu dünyada. Bizim Belcelikli 4090'da oyunu. Belcelikli burada mısın? Burada da herhalde. En son burada neredeydi sanki? Belcinek'te aranıyor. Kimde var başka 4090? Denovo, korsan indirelim abi. Aa, Wildur yaşlıktan öldü. Ah be, o Odin rahmet eylesin. Buradaydı ya Belcinek'te. Kaçtı mı lan? Beni tekrar izliyorsan ayıp oldu bu arada. Gerçi ben Digital Foundry'nin videosunu izledim. Digital Foundry'nin videosunda şehirde 49 FPS'e döndü. 4090'lı. Digital Foundry'nin olayı da şeydir bu arada. Bilmeyenler o kanalı takip etsinler. Digital Foundry, yabancı kanal. Adamlar oyunların optimizasyonunu test ediyorlar. Altyapılarına bakıyorlar. Öyle bir kanallar yani. Sat şunu ya. Ağırlık ne kardeşim? Takılda bir dünya markası. Analiz ediyorlar yani. Ve berbat sözü dediler optimize. Yani çok kötü. Hani şeyden sonra Assassin's Creed'den çıktı ya. Star Wars Jedi Survivor'dan sonraki en kötü optimizasyon diyorlar. Ama Survivor hala Survivor'un optimizasyonsuzluğu 10 üzerinden 10'sa bunun da 7, 7.5. Şimdi açık dünyada fena değil oyun. 50 üstü alıyorsun her türlü. Ama Jedi Survivor'da şöyle bir sorun vardı. Jedi Survivor'da da 70-80 aldığın yerler oluyordu ama öyle hissettirmiyordu oyun. Oyun 70-80 FPS gibi hissettirmiyordu. Şey de öyleydi bu arada.
Last of Us da öyleydi. Last of Us oynuyoruz yayınlarda. Bazı yerlerde 70 falan oluyorum. 75 ama oyun hiç öyle değil. Hiç 70 FPS gibi hissetmiyorum oynarken. Ama bu oyun güzel yani, oynatıyor. Yani 50 FPS'te okuyor yani oyun, benim için sıkıntı yok. Yayını yapıyorum hatta. Last of Us toparlamış gene. Jedi Survivor hiç toparlamadı. Ya Ata Bey'im, kusura bakmayın da sizin kanımı gönderiyorum artık. Başım şişirdi. Hadi bacım sen git, sen artık savaşma. Sen savaşma bacım artık. İyi yeter. Ben köy yağmalamak istiyorum. Dırdır eden bir Viking istemiyorum yanımda. Başka çıkacak şimdi dırdıra. Hiç çıkmadı. PlayStation'da öyle değil. Çünkü PlayStation oyunu zaten. PlayStation'da öyle değil Last of Us. Abi PlayStation 4 Last of Us 2'yi oynattı. Last of Us 2'yi, PlayStation 4 dediğiniz alet Red Dead Redemption oynattı. Red Dead Redemption. Hala en iyi görünen oyunlardan biri. Hala açık dünyası, manzarası. Red Dead Redemption diyorum sana yani. I give up. Stop. Yani öv bitmez Red Dead Redemption. Açık dünyası konusunda. Yine biraz kızdırayım mı sizi? Red Dead Redemption senaryosu bok gibi. Red Dead Redemption'ın senaryosu şişirmedir. Ortalama bir cowboy filmi senaryosudur Red Dead Redemption'ın senaryosu. Siz cowboy filmi izlemiyorsunuz. Her sabah TRT'de, pazar günleri TRT'de mi veriyor artık kanka, ne bilmiyorum. Açın izleyin. Der diyeceksiniz, aa aynı Red Dead gibi lan bunun hikayesi falan diyeceksiniz yani. 50 tane film bulurum size. Ama gameplay'i, açık dünyası ve karakterleri çok iyi. Yani sevmediğim çok karakter var ama onlar bile iyi yani. İyiler ki sevmiyorum. Adamlar gerçekten sevilmeyecek tipler olduğu için sevmiyorsunuz adamları. İşte Micah olsun, Dutch olsun. Gerçekten sevmemeniz için yapıldıkları için sevmiyorsunuz adamları. Bu iyi bir başarı. Ya bir de kötü karakter diye yapılıp gerçekten hani kötü olduğu için, hani yapımı kötü olduğu için sevmediğiniz karakterler olabiliyor. Öyle değil yani. Ben Michael'ı seviyorum. Abi Michael'ı seven bu arada yani şimdi sevme kanka yani o biraz ayıp yani. Michael'ı sevmek Arthur'u sevmemek demektir yani. Arthur'u da sevmezsen kimi seveceksin abi oyunda? Katkısız öküzdür Arthur'u bu arada. Çok severim. Tam bir öküzdür Arthur ya. Ay. Aa bizim köymüş lan, pardon. Onu da yağmalayalım. Olmuyor mu? Belki köy yağmalayayım burada. Sığır ol. Öküz, sığır, her neyse. Çok çok orijinal karakter Arthur ya. Ama işte cowboy filmlerinde Arthur gibi karakterler de çok abi. Yani Clint Eastwood Arthur gibi karakter. Gerçi Clint Eastwood karizmatik karakterdir oynuyordu ya. Yok şimdi Arthur gibi demeyeyim. Clint Eastwood görebileceğiniz en karizmatik kovboyları oynuyordu gerçi ama yanında böyle Arthur tipli birileri hep olurdu yani, onu da söyleyeyim. Böyle işinde çok iyi ama biraz mal yani. Mal da demeyeyim de hani. Ya bazı insanlar vardır ya böyle abi işinde 10 numara ama. Yani abi sıkıntı adam yani. Anlatamam ki onu. Neyse abi işte o neyse. Ya Michael ilk gördüğüm anda dedim zaten ya, dedim bu kesin şerefsizin önde gidildi belli dedim zaten yani. Bir de şey var değil mi orada, Uncle Allah'ım içiyor.
İçiyor sarhoş sarhoş, en doğru konuşan bir de o yani. Adamın sözleri kimse dinlemiyor ki abi. Adam aslında hep doğruyu anlatıyor size. Dayı dayı bizim dayı. Red Dead'in online'ını geliştirseler çok güzel olur da geliştiremediler ya. Ya Jedi Survivor çok güzel oyun da oynayamıyorsun abi işte ya. Oyuna girince hevesin gidiyor ya. Gerçekten çok iyi oyun bu arada. Yani senaryosu da çok güzel. Hiç böyle şeye girmeden, ne derler ona, Skywalker Saga'ya girmeden kendi hikayesini yazmış. O dönemde geçen ender hikayelerden biri. Gerçekten iyi bir Star Wars hikayesi bu arada. Çok güzel. Okey yani. Gayet güzel bir Star Wars hikayesi. Gameplay çok güzel ilk oyuna göre. Zorluğu yerinde. Daha da zor yapabiliyorsun istiyorsan. Yok yok oğlum oyunda. Ama oynayamıyorsun abi. Oynayamıyorsun ya. Yani bayır çıkmaya çalışan traktör gibi oyun abi. Traktör çok kaliteli ama. Ama bayırı çıkamıyor. Yani abi senin traktörü, senin bayırı çıkman lazım ya. Sen bayırı çıkamadan tarlayı nasıl süreceksin kanka? 10 numara cilalı, yağlı böyle traktör. Ya da kamyon diyelim. AS950 var düşün böyle bir tane. Canavar gibi ama bol rampasında tıkanıyor. Ama kankam senin görevin o. Ya da futbolcu var bir tane. Aşırı yakışıklı. Aşırı karizma adam. Top ayağına çok yakışıyor. Ama oynayamıyor abi adam. Gol atamıyor yani. Daha örneklerim bitmez bu arada. Bir yayıncı var mesela. Çok iyi Bannerlord oynuyor ama izlenmiyor. Ama izlenmiyor abi. Bir de bu yayıncının suçu değil ki. Yani bilmiyorum. Ya da suçu mu? Suçtur edin. Boş verin. Güncelleme de gel. Bıraktılar oğlum oyunu. Saldılar yani. 4 tane ya da 5 tane güncelleme aldı. Hepsi 1,5 GB. Ya Lords of the Fallen bak, beğenirsin beğenmezsin. Tamam mı? Bak beğenirsin beğenmezsin. Optimizasyonu da kötü çıkmadı bu arada Lords of the Fallen'ın. Bence güzeldi. Biz yayınlarda oynadık. Hep 60 FPS üstüydüm ben genelde. Oyun bir de içerik konusunda çok gömüldü. Adamlar 15 tane patch yayınlamıştır. Bossları şeyi değiştirdiler. Boss silahlarını değiştirdiler. Boss zorluğunu arttırdılar. Haritaya yeni şeyler eklediler. Yeni görevler ekliyorlar. Yeni büyüler ekliyorlar. Yeni zırhlar ekliyorlar ve bunları bedava yapıyorlar. 15 yama aldı. Adamlar çünkü severek yapıyorlar oyunu. Çok inanıyorlar oyunlarına. Star Wars Jedi Survivor ondan 10 kat daha iyi bir oyundur normalde. Değil ama bu arada onu söyleyeyim. Normalde daha iyi bir oyundur. Oynayabilirsen. 4 tane yama geldi abi oyuna. 4'de 1,5 GB. 1,5 GB'lık yamayla düzelecek bir oyun değil zaten o. En son DLSS getirmişlerdi ben girdiğimde. Girdim baktım gene aynı oğlum. Hiçbir şey değişmemiş ki. Lords of Fallen indirimlerde alın bu arada. Bak Carby çok güzel oyun. Dark Souls tayfayı falan sallayın. Siz Lords of Fallen'ı alın. Harbi iyi oyun bu arada. Ben 3 kere bitirdim oyunu. 3 kere bak. Yayında bir kere bitirdim. Kendim bitirdim. Sonra yayında bir daha başladım. İzlemediniz diye bıraktım sonra. Farklı boyutlarla oynadım falan. Güzel oyun. Şu an daha da tatlı olmuştur. Bir sürü içerik geldi oyuna. Daha DLC'si gelecek. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle kötü değil. Bu arada Souls fanboyları dediğiniz de Türkiye'deki birkaç kişi gömdü. Yurt dışında yayıncılar gayet bayağı oynadılar oyunu yani. Bayağı da sevdiler.
Onu söyleyeyim yani. Şimdi hoşuna gitmediğin bir şey vardır, anlarım ama aman üf, boş ver ya. Seven sevmiştir. Ben tavsiye ediyorum abi, istiyorsanız alın bakın. İndirimlerde iyi fiyatları düşüyor. Epic'te ucuza alırsınız yani. Aynı şeyleri konuşmaya gerek yok şimdi. Lan bizim kardeş maalesef yok değil mi bunların arasında? Ali sanki bizim kardeşimizdi ya eskiden. Ali diye kardeşimiz olmuyor muydu bu oyunda ya? Ayten miydi o? Neyse. Abi 2014'teki de bu oyun arasında dağlar kadar fark var. Alakaları yok. 2014'teki oyunun kanalda serisi var bu arada. 2014 yılı için iyi bir oyun. Onu söyleyeyim. Ben 3 kere bitirdim. Oyunu da 3 kere bitirdim. Yılına göre iyi bir oyun ama şu an oynayamazsın oyunu. Yenisini oyna abi. Yani daha iyisi var şu an yani. Grafikler güzel, karakter tasarımları güzel, boss tasarımları güzel, mekanlar güzel. Yani adamlar evet Souls-like oyun yapıyorlar ama kesinlikle bir Dark Souls kopyası değil, onu da söyleyeyim. Adamlar farklı şeyler koymak için elinden geleni yapmış. Ha, eleştirirsin. İyi koymuştur dersin, kötü dersin. Onda bir lafım yok. O senin beğenine bağlı ama ben yarattıkları dünyayı çok sevdim. Lords of the Fallen evrenini çok sevdim yani. İlk oyunda da sevmiştim. Ki ilk oyunun hikayesi de aynı aslında. Güzel bir Dark Fantasy. Tabi zırhları güzel, karakterler güzel, animasyonlar güzel. 10 üzerinden 7-8. Tabii ki 10 üzerinden 10'luk bir oyun değil. Ki zaten Metacritic'de o puanlarda yani. Metacritic'de özellikle user oylarını ben dikkate alıyorum. Bir de inceleme yap, birisinin incelemesini dinleyecek ya da okuyacaksanız bence şuna dikkat edin. Bu adam bu incelemeyi yaparken ürünlerine bedava mı ulaşmış, kendisini para vermiş. Türkiye'de çok olmazdı bu. Yabancı bir içerik okuyacaksanız Türkçe'ye çevirip falan. Buna dikkat edin bak. Bu çok önemli. Çünkü parasını kendi veren birisi daha özel inceleme, öz inceleme yapar. Çünkü onu bağlayan bir şey yok. İstediği gibi eleştirebilir. Bence öyle yani. Ben okuduğum inceleme, katıldığım incelemeler genelde bu tarz incelemeler oluyor. Herkes tabii ki fikirleriniz uyuşun. Biz bu arada Asya'yı daldık lan tekme tokat biz bunlara bayağı. Bakar mısın ya? Şuraya bak. Karşılık veremiyor oğlum adamlar. Çok toprakları var orası ayrı da. Podcast'i. Ya bir yani şu an ben orada konuşulacak bir tarafı yok ki gameplay yani bir. Zaten okuyor oyun şu an arkada. Ya beynimi %15'ini falan ayırdım şu an. Zaten fazla beyine gerek yok bu oyunu oynamak için. Yani akıyor oyun şu anda yani. Ben bir şey yapmıyorum fark neyse. Köy yağmalıyorum. Chat okuyorum zaten. Ya bunlar rahatsız olanlar da olacaktır illa ama final yayınları böyle olur zaten yani artık resmiyete kazandıralım diye uğraşıyoruz. Yok almayacağım İstanbul'u. İstanbul'u Türk orduyla alacağım ya da Osmanlı bazlı ya da işte hani o tarz böyle bir orduyla alacağım. İstanbul'u öyle göreceksiniz. Biraz heyecanlanın. Başka şeylere heyecanımız kalsın. Viking'in ne iş var lan İstanbul'da? Adam olsunlar. Öldürürüm çarağı. Kızdırmayayım beni. Kaç yaşına geldik ya? 55. Maşallah. Ne diye bahsediyorlar benden? Yürekliymişim ben. Doğrudur.
yürekliyimdir. Sakibus modu mu? Bannerlord'un neyi Sakibus'u ya? Bannerlord'da Sakibus'ta nasıl bir fantezi yapacaksın ya? Aa, saygılı genç. Baldur's Gate 3 Sakibus oynanır. Baldur's Gate 3'ün karıları güzel oynanır. Baldur's Gate 3'ün bacıları güzel oynanır. Ama en güzel karakter tasarımı yapan şirket kesinlikle CD Projekt Red. Adamların çirkin yaptığı bir kadın yok ya. Ve hala en iyi grafik de Cyberpunk'tadır bu arada. Tamam, şu oyunda bak, Cyberpunk'ta iki şey istiyorum çıkmasını. TPS modu ve çift elle silah kullanabilme, pat 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 sıkabilme. O iki modu çok istiyorum ya, ama çıkmayacaklar hiçbir zaman. Çift silah kullanma böyle. İki elinde de güzel birer tane silah alacaksın böyle. John Wick gibi gideceksin araya. Abi yok. CD Projekt Red'in herhangi bir oyunundan random bir NPC al, herhangi bir oyuna koy. Baş karakter gibi duruyor. Yani adamlar çok güzel karakter tasarlıyorlar ya. Bak, random sokaktan geçen bir NPC al, koy. Baş karakter odur ha. Yok, Witcher 4 çıkmadan Cyberpunk 2 çıkmaz. Ben size söyleyeyim. Da şu an Witcher'a fokuslandılar. En yakın göreceğimiz Witcher oyunu maksimum Witcher 1 remake olur. O da geliştirildi. Muhtemelen de önce zaten Witcher 1 remake görürüz. Daha kolay iş gibi geldi bana. Zaten Witcher 3 ile yapılmıştı. Witcher 1'in ilk 1,5 saati falan oynanabilir durumda şu anda. Karakterler aynı karakterler olduğu için, Kyle Moran'da olduğu için. İlk 1,5 saati bayağı Witcher 1'in oynanıyor şu anda. Aynı diyaloglar, aynı sesler. Hepsi aynı olduğu için karakterlerin seslendirmelerini sıkıntı çıkarmamışlar. Ve bunu mod olarak yapmışlar. Adamlar bunu mod olarak yapıyorsa sizin işiniz kolay kanka. Yani çok, yani Witcher 3 tarzı bir grafik tasarımı olacak. O zaten belli. İtirazımız yok. Witcher 3 hala okey seviyede grafikleri. Yani ne kadar neredeyse 10 sene olacak olsa da 9 senelik bir oyun oldu. Witcher'da yaşlandı be. Tabi daha iyisi olur. Optimizasyon belki kötü çıkar. Ama o da olsun. TPS modu yoksa neden karakter güncelleme sağlamakta? Evet evet. Abi bütün oyunu ben motorla oynuyorum karakteri görebilmek için ya. Seviyorum abi karakteri önden görmeyi, arkadan görmeyi. Aa, güney de daldı. Böyle arkadaşlar yani. O vuracak, ben vuracağım. Bak şimdi mesela bunlarla barışacağım. Şuraya dalsınlar da. Şimdi güneye çıkacağım. Bak bir savaşta burayı aldık mesela. Şuradan bir başladık. Bak bir sonraki savaşta bunlar biter mesela. Aseray biter. İki savaş sonra güney biter. Böyle. O yüzden sohbet yayınına döndü. Gördüğünüz gibi. 1800'e kadar çıkarttık orduyu. Hadi bakalım. Haydi, burası da alındı. Bence kafi arkadaşlar ya. Artık bitirme zamanı geldi. Bugün biraz erken girelim şeye. Dragon's Dogma'ya. Artık kısır döngünün de kısır döngüsü oldu. Tat vermemeye başladı yani. Gideceğim güneyi döveceğim. Onun batışıyı döveceğim. Asile'yi döveceğim. Onu döveceğim. Bunu döveceğim. Bak, bu istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Yoksa tatlı tatlı serimizi burada bitirelim. Maceramız kaç gün sürmüş bakabiliyor muyduk ona? Bakamıyorduk galiba. Şuradan bakıyorduk lan sanki. Dur. (Gülüyor)
olmuş. Göreyim. Bizim kız doğurmadı diyeyim. 9 tane doğurmuştur Ali. Ali için bakacağım ya. İnşallah 3 tane olmuştur. 2 tane. 3 tane. 25 yaşına gelmiş abi. 3 tane Ali. Miroslava, Radan, Samar. Ortaya karışık yapmışlar. Yarı Viking, yarı Arap. Böyle. Yuh be, ne ara? Kusur halkalarından kusurlu evlisin oğlum. Daha ne istiyorsun? Adam zengin lan. Bakayım. Ortalama. Evet Svala, seni unutmayacağız. Pardon Slava. Allah'ın adını hala bilmiyorum karının. Yani anan yaşıyor ama baban ölmüş. Anasına baktık, kızını aldık. Kaç çocuk yaptın sen şimdi? Manuel sayacağım. Mesela bu çocuk olmamış. Buna bir şey yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 saydım yanlış saymadıysam. 18 çocuğumuz var. Sadece eşimizden. 18 buradan. Ben kendi çocuklarımı buradan sayarım gerçi ya. Ölenler falan da var ama. Onları da gösterecek mi? Zeki Müren de bizi görecek mi? Neyse 3 tane kızı sayarız. Şuradan başlıyorum. Kız kız diyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. 3 de öldü. 33 tane çocuk. Bu da meraktan piçimiz. Ne geldiyse başımıza meraktan geldi. Az daha kaptırıyorduk. Kız bu yaşta bana fantezi yaptıracağım diye belden oluyorduk az daha. Artık neler de denediysek. Yani Batanyalı'yla Sturgyalı sevişince hararetli sevişiyormuş. Bunu öğrendik yani bu seride. İki tane deli ırk. İki tane çılgın ırk. Yani bu kim mesela? Bu çocuk niye böyle? Bu çocuk bu yaşta neden böyle yapıyor kendisine? Bilmiyoruz. Babasız büyüdü bunlar. Bu kimden piç ya? Büyümüş lan. Oğlum büyümüş bir oğlumuz daha var. Ha İdrum'dan bu. Olek'in kızı İdrum. Evet. O yanı hala ölmemiş. Aga. Mesui falan göremedik bile ya. Ne Kuzeyet görebildik ne Vilandia görebildik oğlum. Çok garip lan Avrupa haritası. Yani gerçekten uçarlar vardı ve görmedik bile yani. Bir sonraki seri full pişler üstüne olsa. Yok abi olmasın yeter. Bir sonraki seride 3 çocuk hep bırakacağım. Uğraşamıyoruz oğlum yoruluyoruz sonra. Şuraya bak ya. Şuraya bak oğlum. Şuraya bak indir bitmiyor. 47 tane aile üyesi ne lan? 47 tane aile üyesi toplam 47 tane ya. Bu nasıl bir... Bu ne oğlum? Bu ne abi? Böyle bir aile mi olur? Yalnız bu klan 5 kişi başladı ha. Ben vardım. Svala şey vardı. Astrid vardı. Kafa Kıran vardı. İkimiz, üçümüz, 3. Bir de 3 kardeşimiz. 6 kişi başladık bu klana. Şuraya bak şimdi. Kardeşler yok burada. Vay be. Yo. Evet.
Haritaya bakalım, şöyle bir haritayı da göstereyim. Var mı bir şey istediniz? Kuzey çok biz kaynadı arada ya. Kuzey oyunun başında daha çok kaynadı. Hatta bizi esir aldılar değil mi bir kere? Evet. Bir kere esir düştük, doğru. Daha paralı askerlik yaparken. Batanya tarafında bir kere Kuzeyitlilere esir düştüdük. Haritamız böyle abi. Şuradan başladık. Şu kaleden başladık diye hatırlıyorum. Buradan yavaş yavaş. Önce Samileri bitirdik. Adını tarihten sildik. Güç kattık. Sonra Sturgia'yı aldık. Daha da güç kattık. Oradan İngiltere'ye tek attık. Sonra zaten Avrupa'nın yolu bizim için açıldı. Batı'yı bitirdik. Sturgia'yı bitirdik. Samileri bitirdik. Batanyalıları bitirdik. Bunlar elimizden kaçtı. Akrabayız diye dokunmadık bunlara. Çok güzel bir ilişki kurduk burada. Onlar da bizi de ellemedi. Çok ufak bir Cengiz Han'ın torununun kellesini aldık. Şuralar. Kazan alamadık. Kazan kaldıramadık orada. Cengiz Han'ın torununun kellesini alıp Cengiz Han'ın soyunu bir bitirdik. Eyyubi hiç göremedik. Aseray biraz dövdük. O da bitiyor. Bir sonraki savaş Aseray da biter. İzdiva bunda yok arkadaşlar. Bu şeyde yok. Bu haritada yok Umut. Şey yok. Yani bu haritada yok yani. Ayrıca bu adam inzivaya çekilmez abi. Bu adam kral yani. Ölene kadar kral olur bu adam. Öyle bir adam değil bu. Bu kral gibi kral. Taş gibi kral bu ya. Vay, ne kadar çok düşman yapmışız ya. Kimse bizi sevmiyor. Büyük oğlumuz Ragnar 41 yaşına geldi. Tam bir savaş makinesi. Tam bir babasının oğlu bu arada. Tam bir Ragnar yani. Harbiden. Sert ve zalim olmasıyla tanınan bir oğlum var. Aynen öyle. Aynen öyle. Yüzümüzde maske var. Aynen öyle. Astrid. Sevdiğimiz, sevdiceğimiz. Piyadelerimizin, kalkan duvarımızın ana tataşı. Taş gibi. Diyecek bir laf yok. Ha, iki tane kızımız ölmüş. Üç kız, iki oğlan vardı bundan. Doğru, iki tane öldü. Freydis'le şey öldü. Valeria ölmüştü. Ayla hayatta. Ayla'yı da evlendirmiştik zaten Götrik'le. Götrik en iyi generalimizdi. Torgun'la ikisi zaten arkadaşlar. Torgun'la ikisi, Torgun'da gerçekten yani. Bak bak. Büyümüşler bile bak. İlişkim -73. Aa, Zanya'yı Ruslara gelin etmişler. Kendileri bilir. Bana soraydınız ama ya. Vaa, iyi ki almamışız kellesini ha. Ya oğlum siz bana niye sormuyorsunuz ya? Ya Torgun yüzünü. Halftan kılıbık halftan. Kendini sert göstermek için boyalı moyalı yapıyor ama tam bir kılıbık. Desene ağabey. Ağabeyim de, desene bana. Bizim kızları istiyorlar. Verelim mi? En küçük kardeşimiz Sigurd. Bu da diğer yeğenler. Çok tıklamak istemiyorum. Burada oyundan atabilir. Götrik Can ya. Götrik harbiden. Yani Götrik de Torgun'u hiç unutmayacağım yani. Artık benim için unutulmaz şerler arasına girdiler. Torgun da çok sağlam general oldu. Kendi klanını kurdu. Klanı seviye 5 bu arada. Gayet güzel bir klanı var. Bak kaç sene geçti, hala klan seviye 5, görüyor musunuz?
Bakalım başka bizim kurduğumuz klan ne var mesela? Bak bunlar 4 yapmıyor mu? Güzel büyümüşler. Helal olsun. Güzel büyümüşler. Ayvar'ın klan. Dragana da bizim kızımız değil mi? Yok. Ragnar'ın kızıymış. Bizim ailenin kızları da güzel ha. İşte Götrik'in klanı maşallah. Götrik zaten kız kardeşimiz de evli. Yok kızımız da evli pardon. Kız kardeşimizi şeye vermiştik yine. Klan çok iyi olmuş bu arada. Klan çok iyi olmuş. Vallahi. Oha çok iyi kadar olmuş lan bunlar. 4 kişiydi bunlar. Okey. Bak bunlar o kadar büyüyememiş mesela. Ha kızları evlen, hepsi kız olmuş evlendirmişler değil mi? Tabii doğru 2 tane kişi. Hepsi kız mı olmuş ya bu kadar? Bu kadar full kız doğurmuş herhalde. Oğlum başka kız yok lan. Nasıl Torvi ya? Ha Torvi. Torvi kız kardeşimiz. Pardon. Tamam. Şimdi oturdu. Tamam doğru. Evet. Ümit. Ümit ne yaptı Ümit? Ümit hangi klanda bilmiyorum ki. Ümit hangi klana verdik biz bilmiyorum abi ya. Benim oğlum muydu Ümit? Dur oğullardan bulacağım onu. Hangi klandaydı hatırlamıyorum. Ümit benim oğlum muydu Ümit? Ümit oğlumuz değildi ya. Ümit takipçimizdi. Arkadaşlarımdadır o benim. Arkadaşımdır o benim. Arkadaşım varsa tabii. Ümit beni takip etmiyormuş. Sen niye benim arkadaşımsın ya? Ben sizin kendinizi alıyorum. Ha bunlara kız verdik ya ondan herhalde. İlişkimiz arttı. Siga mıydı? Siga'nın klanında mıydı? Bakalım. Siga Inc. Saga bu. Ha burada Ümit oynuyor ya Ümit. Yapıyor bir şeyler ya. Zalım zalım takılıyor. Kızı var lan. Oğlu kızı var 2 tane. Ah be oğlan tek tek göz gitmiş. Fakundus. Olur. Andromeka. Çok aradı mı bu isimleri abi? Ümit kaç yaşında? 46 olur. Ümit böyle. Evet arkadaşlar. Bir Ramazan ayı serimiz. Bence yine çok güzel oldu. Çok şükür bu Ramazan'da patlamadık. Geçen sene Vilandiyalı yapmıştık. Ve Vilandiyalı ile birlikte bütün medeniyetlerden bir seri yapmış olmuştuk. Böylece tek yapmadığımız Vilandiya'ydı. Bu üçüncü Sturgia serisi aslında. İlk seride sayarsak, kanaldaki ilk seride sayarsak. Bir imparatorluk döneriz herhalde bundan sonra ya. Ama Roma istiyorum. Bakalım mod düzgün çalışıyor mu Avrupa haritasında? Biraz test ederim. Biraz güncelleme alır. Yakın tarihte bir test ederim. Bakarız. Gözüm orada olur yani. Ya bir sonraki Ramazan ya da yaz sonuna doğru. Temmuz gibi. Ağustos gibi pardon. Genelde Ağustos aylarında da bir seri yapıyoruz çünkü. Sonra Ramazan'a bir seri yapıyoruz. Genelde senede 2 seri yapıyoruz maksimum. Yani bir Roma istiyorum vallahi. O Raragia'dan bir intikam alacağım ben. Onunla bir işimiz var bizim. O yarım kaldı bu seride. Onu da orada bir tamamlayalım istiyorum çünkü. Bakalım nasıl olacak ama yani bir de imparatorluk oynamak isterim bu haritada. Gerçek böyle bir
Üç imparatorluğu birleştirip bir Roma İmparatorluğu kurmak isterim şurada. Ha, İran, Irak güncellemesi falan gelecek diyorlar şuralara. Eğer onlar gelirse belki ne bileyim Bizans'ı kahreden bir Osmanlı kendi askeri acımızla girişebiliriz belki de. Ya da Osmanlı ya da bir Türk ismi üretiriz kendimiz. Böyle full süvari ağırlıklı falan bir asker ağacı yapıp bir Anadolu seferi yaparız. Anadolu üzerinden şöyle komple şurada bir krallık kurmaya çalışırız. Oradan artık yayılmaya çalışırız. Avrupa'nın hakimi olmaya çalışırız. İlk hedefimiz İstanbul, ikinci hedefimiz de Viyana'yı almak olur. Yani bakalım hayırlısı. Ben izninizle artık çıkıyorum oyundan. Valla ben çok mutlu ayrılıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Çok bence top seviye bir seri yaptık. Bir defa çok özendim. Hadi hadi bitti mi? Oğlum sanki zorla bitiriyorum. 20 yayın olmuş ya. Yani iyi dileklerimi söylüyorum buradan yani. Niye hadi hadi diyorsun bana ya? Sen keyif almadan oynuyordum. Keyif almadan oynadığım için bitirdim zaten. Daha uzatabilirdim yani. Ama tadını da güzel her şeyin. Netflix miyiz biz? Türk dizisi miyiz lan biz? Uzatalım da uzatalım. Ha, sen kendin için diyorsun öbürküsüne geçelim diye. Şehir isimleri değişiyorum. Bilmiyorum, denemedim. Varsa öyle bir şey. Bir sonraki seriye bakarız artık. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Yorum, beğeni atmayı yine de ihmal etmeyin. Çünkü Bannerlord bu kanalda devam edecek inşallah. Kendinize iyi bakın. Hepinize şimdiden iyi bayramlar. Eğer başka yayınları izlemeyecekseniz. Ama yayınlarımız devam edecek Ramazan boyunca. Daha bitirmedik. Bayramda da yayında olacağız. Önümüzdeki serilere bakacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.